Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1 Bölüm 8 İçerik Neyin var? Ağrın var mı? Ateşin var mı? Gibi diyalog. Arapça sıfat tamlaması oluşturmak ve vücut organlarını tanımak ve işlevlerine bakmak. Bununla alakalı bir bölüm. Giriş, mukaddimetun, giriş demekti. Arapçada bir ismin ardından gelerek o ismi niteleyen sözcüklere sıfat diyoruz. Bu konu bir önceki konuyla karıştırılmamalıdır. Karıştıranlar olabiliyor. Konumuz sıfat konusu. Sıfatta sıfat ve mevsuf söz konusu. Bir önceki konuda isim tamlaması idi. Orada ise arkadaşlar muzaf ve muzafun ileyh söz konusu idi. Sıfatlar sözcüklerin anlamlarını sayı, yönünden, renk yönünden, şekil, durum ve benzeri yönlerden niteleyecektir. Niteleyen anlamında Türkçe'de de kullanılan sıfat sözcüğü aslen Arapçadır. Sıfat Arapça bir kelime. Ama Türkçeleşmiş artık Türkçe'de de sıfat kelimesi kullanılmaktadır. Sıfat bir şeyin özelliğini bildiriyor. Her neyin özelliğini bildiriyorsa ona da mevsuf dersin. Mesela yeşil kalem. Kalem mevsuftur, yeşil onun sıfatıdır. Bunun gibi. Bir sıfat tamlamasında sıfat ile mevsuf diğer bir deyişle niteleyen ve nitelenen dört bakımdan birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Burası önemli bir paragraf diyebilirim size. Bunlar nelerdir? Bir, cinsiyet bakımından. Yani sıfat ile mevsuf arasında cinsiyet uyum olmak zorundadır. Bu ne demektir? Mevsuf olan kelime müzekkerse sıfatı da müzekker olur. Mevsuf müennes ise sıfatı da müennes olur. Bunlar aşağıda örnekleriyle zaten gelmiştir. Sayı bakımından uyum olması gerekir. Yani mevsuf müfret ise sıfatı müfret olur. Mevsuf tesniye ise sıfatı tesniye, mevsuf cemi ise sıfatı da cemi gelir. Belirli olma ve belirli olmama noktasında, yani biri marife ise diğeri marifedir, biri nekre ise diğeri de nekre olmak zorundadır. Biri marifeyken diğeri nekre olamaz. Bunlar zaten tutarsa arkadaşlar, bu şeyler yani cinsiyet artı sayı artı belirli belirsiz bu üç şey tutarsa zorunlu olarak tutması gereken bir şey irabtır. Bu üç şey tutarsa irabı da tutacaktır. Dördüncü olarak irab, yani biri merfu ise diğeri de merfu. Biri mensup ise diğeri mensup. Biri mecrursa diğeri de mecrur olacak. Bu ne demektir? İki kelimeyi yan yana gördüğünde bu dört şey birbiriyle uyum sağlamış ise onlara sıfat mensup diyeceğiz. Sorabilir yani bir cümle verir. Der ki altı çizili kelime öge olarak nedir der. Ne tür bir kelimedir? Nedir der. Aşağıdaki şıklarda sıfat geçer, muzaf geçer, fail geçer. Bir sürü şey geçebilir. Sen bakacaksın dört şey tuttuysa hemen sıfat mevsuf ilişkisini işaretleyeceksin. Bu bölümde sıfat tamlamasının uyumluluk açısından her türüne yeteri kadar örnek verilerek konunun pekiştirilmesi sağlanacaktır. Bölüm içerisinde doktor muayenesinde geçen diyalogda ve okuma parçasında bolca sıfat tamlaması kullanılmaktadır. Bu ne demektir arkadaşlar? Tüm üniteler için geçerli şu an söyleyeceğim şey. Dil bilgisini işledikten sonra tekrar o günlük hayatımızda Arapça diyor ya, günlük hayatımızda Arapça 8, 7, 6 bir sürü geçtik. Gramer konusundan hemen sonra konuyu anladım dedikten sonra bu okuma parçasına geçip kendinizi test edin. Çünkü burada bir sürü örnek oluyor zaten. Evet, bazı şeyler ezberlemeniz önerilmiş. Bir şimdi metne geçelim. Günlük hayatımızda Arapça 8. El arabiyyetu fi hayatina el yemiyyeti 8. Fi iyadeti tabibin. Doktor muayenesinde. Fi işte de oradan çıkıyor. İyade muayene. Tabip doktor demek zaten. Doktor muayenesinde. Muayene hane. Evet. Fi iyadet. İyadet burası oluyor. Doktor muayene hanesinde ne? Geçen bir süre yani. Fi iyadeti tabibin. Başlıyor şimdi. Diyor ki biraz yaklaştırırsak herhalde iyi olur. Mühennet. Mühennedün talibun müştehidün.
Mühennet bir kişi adı, bir şahıs. Mühennet diye bir adam varmış. Ali Veli gibi düşün. Mühennet nedir? Talibun. Bir öğrencidir. Öyle öğrenci ki müctehidun. Çalışkan bir öğrencidir. Mühennet adlı kişi. Ve o mühennet adlı kişi yedrusu, darase yedrusu. Okumaktadır. Nerede? Fi külliyetil hukuki. Hukuk fakültesinde okumaktadır. Orada ders görmektedir. Yeskunu hüve. O mühennet adlı şahıs, o kişi oturuyor. Ma'at tullabi. El müçtehidine. Çalışkan diğer öğrencilerle beraber. Fi sekeni tullabi. Öğrenci yurdunda oturuyor. Orada kalıyor. Tullab öğrenciler demek. Seken. Sekeni tullab öğrenci yurdu manasına gelmekte. Öğrenci yurdunda kalmaktadır, oturmaktadır. Şaara hissetti. O kişi yani mühennet adlı kişi. Kable yevmeyin 2 gün önce. Bir elemin, bir acı, bir sıkıntı. Bir ağrı, şedidin, şiddetli bir ağrı hissetti. Nerede? Fi halqihi, boğazında. Ma'a sual ile beraber. Yani öksürükle beraber. Sual öksürük demek. Öksürükle beraber boğazına bir ağrı hissetti. Ve zehebe hüve. Ve o mühennet adlı kişi gitti. Hüve nerede hocam? Gizli zamirler bunlar. Zehebe'ye uygun zamir ne olur? Hüve olur. O mühennet adlı şahıs gitti. El yevme. Bugün gitti. İla iyadetin. İyadeye gitti. İyade neresiydi? Doktora muayenehanesine denmektedir. Garibetin. Mines sekeni. Yurda yakın bir garip. Garip yakın demek. Yurda yakın bir muayeneye gitti. Garibun min ba'idun an. Unutmayın. Garibundan sonra min geliyordu. Mesela bu cümleyi yazar. Garibun nokta 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 ne gelmelidir? Min gelmelidir. An harfi cerri değil yani. Böyle bir şey vardı. Garipten sonra min harfi cerri gelir. Ba'id kelimesinden sonra ise an harfi cerri geliyordu. Şimdi burayı aşağı yukarı bir tercüme ettik. Buraya biz arkadaşlar farklı bir gözlükle de bakabiliriz. Hemen gözlüğümüzü değiştiriyoruz. Şimdi diyebiliriz ki mühennet nedir? Talibun bir öğrencidir. Yani mühennet mübteda, talibun haberdir. Mübteda ve haber. Nedir burası öyleyse? Bir isim cümlesi öyle değil mi? Mühennet talib. Mübteda da haberde nedir? Merfudur. Her ikisinin de nekir olduğunu görmekteyiz. Peki nasıl bir öğrencidir? Müctehidun, çalışkan bir öğrenci. Şimdi müştehit kelimesi talip kelimesinin bir niteliğini belirtiyor değil mi? Çalışkan mı, tembel mi, işte boyu uzun mu, kısa mı, kilo mu, zayıf mı gibi bir sürü şey sayabilirsin. İşte burada çalışkanlık yönünü belirtmiş bu kelime. Dolayısıyla sıfattır. Zaten talip ile müştehidin her şeyi tutmaktadır. Yani ne demek istiyorum? Konumuz bu zaten arkadaşlar. Aşağıda gelecek bir örnekle sıfat konusuna değineyim. Gerisine değinmeyeceğim. Siz gramer konusunu işledikten sonra buraya tekrar sıfat mevsuf gözlüğüyle incelersiniz. Talip nedir? Nekredir. Müçtehit de nekredir. Yani marife değil bunlar. Belirli değil. Başka neler var? İkisi de müzekker. İkinci önde tuttu. Marifelik nekrelik tuttu. Müzekker mühendislik tuttu. Her ikisi de müfrehet. Sayı yönden de tuttu. Geri irab kaldı zaten. Talibun merfudur. Müştehidin ne olduğu belli değil hocam. Ne yapacağız? Zaten 3 şey tuttuysa dördüncüsü tutmak zorundadır. Dolayısıyla dalda hareket varmış yokmuş bizi bağlamaz. Biz kendimize son derece güvenerek gidip buradaki sonuncu harfe zammi veririz. Mücütehidün deriz. Bu şekilde olur bu iş. Zaten yaparlar yani. Soru gelebilir. Şöyle cümle verir mesela. Aynısını yazdığını düşün. Der ki şu kelimeyi müştehidin altını çizer. Müştehit kelimesinin doğru irabı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? A şıkkı müştehidün, B şıkkı müştehide, C şıkkı müştehidi gibi verebilir. Sen ne düşünmen gerekir? Evet, sıfat mevsuf olabilir mi olamaz mı? Kafa yoracaksın. Az önce saydığım şeyler madem tuttu öylesi irabı da tutmalıdır. Çünkü bunlar sıfat mevsuftur diyerek bunu da merfu yapman gerekir.
Aynı şey Muhennet'te, Talip'te de var. Aslında yok. Neden? Muhennet özel isim değil mi? Şahıs adı ya. Şahıs adları marifedir. Nekre değildir. Şahıs adları marifedir. Özel isim çünkü. Ali, Veli, Hasan. Bunlar Türkçe'de de özel isim değil mi zaten? Özel isimdir. Marifedir. Belirlidir. Talip nekredir. Elif lamı yok. Özel isim değil. Müçtehit de nekredir. Elif lamı yok. Özel isim değil. İsmi işaret değil. İsim mevsul değil. Özel, marifenin kısımları var. Henüz işlenmedi gerçi ama kısaca bahsetmiş oldum. Şimdi diyaloğa devam edelim. Burada çok daha incelemeler yapılabilir. Mesela dersin ki hüve mübtedadır, yedrusu haberdir. Değil mi? Hüve mübteda, yedrusu haber. Nasıl haber ama? Derase yedrusu hüve. Gizli zamir var. Yine hüve var burada. Buradaki gizli zamir dediğim, hüve dediğim şu hüve değil yani. Bu hüveyi sen görüyorsun. Bir de yedrusu da gizli bir hüve var. O hüve nedir? Yedrusunun failidir. İşte yedrusu ve gizli zamir olan hüve, fiil, fail birlikte ne olur? Fiil cümlesi olur. Bir fiil cümlesi tespit ettik ve bu haberdir dedik. Demek ki burada haber cümlesi ne olarak gelmiş? Fiil cümlesi olarak gelmiş. Zaten haber nasıl girebilirdi? İsim cümlesi, fiil cümlesi, şibih cümle veya direkt müfret olarak girebilirdi. Bunları hatırlıyorsunuz. Peki cümle olarak geldiğine göre bunun irabı nedir? Mahalen olması gerekir. Çünkü cümleler mahallen irap alır. Mahallen mensup mu diyeyim? Hayır diyemem. Çünkü haberdir. Haberler merfudur. Ha öyleyse mahallen merfu. Yedrusu hüve. İrabı nedir? Mahallen merfudur. Buradaki hüve nedir? Bu da mahallen merfudur. Çünkü zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irap alır demiştik. Hüve nasıl bir zamirdir? Müfrettir, müzekkerdir, gaiptir. Yani üçüncü şahıstır. Derase yedrusu. Birinci baptan fiildir. Yedrusu muzaridir. Nitekim başında ne var? Ya var. Eteğneden ya harfi almıştır. Bunlar tabi siz okurken dikkatinizi çekiyor olmalı. Hani çekmiyorsa bir hatırlatma yapayım diye anlatıyorum. Fi bir harfi cerdir. De, da, içinde manalarına gelmekte. Külliyeti. Bak onun mecruru. Esse ile cer olmuş kelime. Burada külliye ne olur peki? Muzaf olur. El hukuki. Onun muzafun ileyhidir. Bu yüzden sonuncu kafa esre vereceksin. Tek esre, iki esre, tek esre. Çünkü kelime eliflamlı. Eliflamlı kelimeler tek esre alır. İki esre alamaz. Hukuki. Külliye neymiş? Muzafmış. Aynı zamanda neymiş? Fiinin mecruru. Külliye muzaf. El hukuki. Onun muzafun ileyhi. Bununla beraber hukuk kelimesi müfret, tesne, cemi olarak düşünürsen nedir? Hakkun hukukun. Hukuk cemi mükesserdir arkadaşlar. Gayri akıldır değil mi? Hukukta bir zeka yoktur çünkü. Bunları bu şekilde anlattım. İnşallah işinize yarayacak. Sekene yeskunu. Ne olur? Sekene yeskunu feale yef'ulu. Değil mi? Birinci baptır. Muzaridir. Muzarat alameti olarak ya almıştır. Ma'a zarftır. Yeskunu oturuyor. Kim? Hüve. O kişi oturuyor. Gizli zamir fail burada. Kimle beraber oturuyor? Ma'at tullab, öğrencilerle beraber. Ma'at zarf ve muzaftır. Tullab talip, müfret. Tullab cemi mükesser. Akıl gayri akıl, akıldır evet. Çünkü öğrencilerde zeka vardır. El müctehidine, el müctehidune nedir? Cemi müzekker salimdir. Nas veya celalamet olarak ya almıştır. Müctehidune, müctehidine. Peki nas mı cer mi? Celalameti çünkü ma'at muzaftır. Et tullabi kelimesi onun mecruru. El müştehidine de tullabın nesi olur? Sıfatı olur. Sıfat olduğu için onun irabını alacak. Mevsuftur bakın. Tullab mevsuf, müştehid onun sıfatı. Mevsuf maden mecrur, sıfatı da mecrur olacak. Öyleyse buradaki ya cer alameti olarak gelmiş. Tullab mükesser yani kırık çoğul olarak kırık türünden bir cemidir. Müştehidine ise cemi müzekker salim diyor. Salim türünden bir cemidir. Bunun cer alameti esre iken bunun cer alameti yadır. Aynı alameti almaları gerekmiyor. İkisinin mecrur, ikisinin merfu, ikisinin mensup olması gerekiyor. Aldıkları alamet farklı olabilir. Fi harfi cer sekenni, onun mecruru cer alameti esre. Seken burada muzaf aynı zamanda. Ettullabi, onun muzafın ileyhi olduğundan cer alameti olarak esreyi almış. Şa'ara, mazi fiildir. Şare hissetti. Kim? Hüve. O kişi. Gizli zamir. Hüve fail olur. Kable zarftır. Kable yevmeyni. Yevmun yevmani yevmeyni. Tesnidir. Cer alameti yağdır. Niye cer alameti alıyor? Çünkü kable muzaftır. Yevmeyni muzafın aleyhtir.
cer alameti olarak yağ alacaktır. Çünkü tesniyedir. Tesniyenin cer alameti yağ olur. Gidip nunun esresi onun cer alametidir diyemeyiz. Bir elemin ba harfi cerdir. O yüzden kendisinden sonra gelen kelime mecrur olmalıdır. Elemin mecrur. Şedidin onun sıfatı. Elem niye mecrur? Ba harfinden dolayı. Çünkü harfi cerdir. Şedidin niye bunu mecrur okudum? Çünkü sıfattır. Neyin sıfatı? Elem kelimesinin. Elem madem mecrur öylesi şedid de mecrur olacak. Buradan yola çıkarak şedidin bu kelimeyi mecrur okuduk. Yani bu sıfat mesuf konusu hareketsiz yazılara hareke verebilmek, irab verebilmek, hareketsiz yazıları doğru okuyabilmeyi öğreten bir konudur. Bir önceki konu da öyleydi zaten görüyorsunuz. Burada onu da işletiyoruz. Fi harfi cer halqi onun mecruru. Halq aynı zamanda muzaf hi onun muzaf ileyhi. Çünkü bir zamirle bir isim bitişirse orada ne olur? Kesinlikle izafet olur. İsim tamlaması muzaf muzaf ileyhi olur yani. Ma hem zarf hem de muzaftır. Zarflar hep muzaf olur zaten. Sualin onun muzaf ileyhi. Zehebe yezhebu hangi baptan? Mazi fiildir zehebe. Faili ne olsun? El yevmi olur mu? Olmaz. Çünkü mensuptur değil mi? Nasb alameti fetha var. Öyleyse faili ne olur? Gizli zamir hüve olur. Niye hiye olmaz? Çünkü zehebe müzekkerdir. Hiye ise mühendestir. Uygun olmaz. El yevme dedik. Burada mef'ul fi'l de zarftır. İlâ harfi cer iâdetin onun mecruru. İlâ harfi cer iâdetin mecruru. Garibetin nedir peki? Garibetin dedim mesela. Niye mecrur okudum? Çünkü iade mevsuf garibe onun sıfatı, onun irabını alması gerekir. Bakın bu müennestir. Kapalı ta almış. Garip de müennestir. O da kapalı ta almış. İkisi de nedir yani? Müennes. Aynı zamanda ikisi de nedir? Müfrettir. İkisi de nedir? Başka ne diyebilirsin? Nekredir. İliflamlar yoktur mesela. Öylesi iraplarını da tutması gerekir. Min harfler es-sekeni onun mecruru. Burayı bu şekilde arkadaşlar elimden geldiğince önceki üniteleri düşünerek incelemeye çalıştım. Siz daha geniş bir inceleme de yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Tabibu doktor ile mühennet arasında geçen bir konuşma. Tabibu doktor diyor ki ehlen ve sehlen hoş geldin. Tefevval buyur lütfen. Mada bike neyin var? Ma şekayetuke. Şekayetuke. Senin şikayetin nedir? Ma nedir? İstifham. Soru. Daha önce geçti bu. Şikayet. Şikayet demektir. Türkçedeki ke sen demektir. Ki de olabilir de bir erkeğe. Mühennet erkek olduğundan ke diyorum yani. Ki de okursun. Bunu Ayşe Fatma Hayri'ye yönelik sormuş olsaydı ki diye soracaktı. Ma da bike. Neyin var? Mada ne demek zaten? Biliyorsun manası ne? Sorudur. Bike. Senin neyin var? Ma şekayetüke. Şikayetin nedir? Mühennedün. Mühenned diyor ki indi sualün. İndi bende vardır ne? Sualün. Öksürük. Şedidün. Şiddetli. Şiddetli bir öksürüğüm var diyor. Ve eş'uru. Ve ben hissediyorum bir elemin. Bir ağrı. Fi halqi. Boğazımda. Ve indi ve bende vardır. Ne varmış? Suda'un evan. Suda'un ağrı. Evan aynı şekilde. Baş ağrımda var diyor. Boğazım ağrıyor. Boğazım ağrıyor. Aynı şekilde başımda da ağrı vardır diyor. Tabibu doktor diyor ki hel indike su'ubetun. Peki nefes almanda fit teneffusi. Nefes almada. Bir su'ube zorluk su'ub sa'ebe zaten zorluk demektir. Nefes alma konusunda nefes alma noktasında bir zorluğun var mı? Soruyor. Mühennet diyor ki na'am evet nefes alırken zorlanıyorum. Tabibu mundu den beri dan beri diye çevrilir. Mundu meta ledeyke hadihil a'rad. Ne zamandan beri bu belirtiler vardır? Ne zamandan beri? Mundu meta? Ne zamandan beri? Ledeyke sende var. Hadihil i'radu. Şu arızalar yani. Türkçede ne dersin? Arıza dersin. Belirti, sıkıntı. Ne zamandan beri sende var? Mühennedun diyor ki mundu ba'zel vakti. Bir süredir. Bir süredir demek yani Türkçe'ye öyle çevirmişler ama aslında mundu den beri demek ya.
bir süreden beri var, bir vakittir var. Et-tabibu Hel hararatuke aliyetun, ateşin yüksek mi diye soruyor. Aslında doktor bunu sormaktansa kendisi cihazla test etmesi daha mantıklı olabilirdi. Hararet sıcaklık demek. Aliye yüksek demek. Hel mı mi mu kesen demek. Hel hararatuke aliyetun, ateşin yüksek mi? Mühenne diyor ki nâhme ve te'indi hararatun şedidetun ehyanen. Evet, bazen şiddetli ateşim oluyor. عندي بندا vardır hararetun ateş şiddetun şiddetli ahyanen bazen eş'uru ben hissediyorum bir elemin bir ağrı fi halqi boğazımda tam olarak bu demektir ama Türkçe'de boğazım ağrıyor dersin Türkçe çeviri böyledir et tabibu el ane şu anda teftahu femeke şimdi ağzını açıyorsun diyor. Teftahu ente, sen açıyorsun. Femun ağız demektir. Ke senin. Yani kendi ağzını sen açıyorsun. Ağzını şu anda açıyorsun. Ve ene ben de efhasu muayene ediyorum. Muayene edeceğim. Halkake senin boğazını bir şeklin. Bir şekilde boğazını ceyyidin. İyi bir şekilde boğazını muayene edeceğim diyor. Teftahu gizli zamir ente fail. Efhasu da gizli zamir ene fail. Buradaki ene açık ene o değil. Bir de gizli ene var. Buradaki ene mübtedadır. Efhasu artı gizli ene birlikte fiil cümlesi olup haber olur. Fiil cümlesi olarak haberdir. Müennet diyor ki daba'an tabi tabi diyor. Et tabibu halkuke senin boğazın var ya mültehibun mültehiptir yani iltihaplıdır. İltehebe, yeltehibu, mültehibun. İltihap kelimesi Arapça yani. Ve indeke hararatun galiletun. Biraz az da ateşin var diyor. Galil az, harare sıcaklık. Az da ateşin var. Vel ane şu anda tekşifu. Tekşifu ente, sen açıyorsun. Zahareke, sırtını. Sırtını açacaksın. Ve ene ben de efhasu, muayene edeceğim. Hu, onu. Yani sırtını. Bir semmaati steteskopla semmaa dinleme araç gerici yani steteskopla dinleyeceğim diyor sırtına mühennet tabi diyor Tayyip peki iyi güzel hoş et tabibu tabip yani doktor bir de şöyle diyormuş et tabibu ra'take ra'take aslında nedir Ra'tun ra'tani daha doğrusu ri'tun demeliyiz evet burada ri'tun ri'tani şimdi ri'tani nedir? Tesniyedir. Burada muzaf olduğundan ri'take diye kalmıştır. Çünkü ri'ta muzaftır ke ise muzafın ileyhtir. Bir önceki üniteyi düşünün. Bir tesniye muzaf olduğunda ne olurdu? Aşağıda anlatmışlar gerçi boşa anlatıyormuşum gibi bir durum oldu. Ri'etan evet. Ri'etan kelimesi zamire muzaf olunca sondaki onun harfi düşmüştür diyor. Doğrudur bu kelime muzaf olduğundan ri'etun ri'etani muzaf olduğundan ve tesniye olduğundan bir tesniye muzaf olduğunda sondaki onun düşer demiştik. Yani ri'ta neyin nesidir diye düşünenlere anlatıyorum bunu. Tesniyedir ve muzaftır. Bu yüzden sondakinin düşmüştür. Aşağıda hemen anlatılmıştı zaten. Ta ki senin ciğerlerin selimetani sağlıklıdır. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Ciğerlerin iyi diyor. Bir sıkıntı yok. Mühennet diyor ki elhamdülillah. Hamd Allah'a aittir. Mada indi ya tabi mada indi. Benim neyim var ey doktor? Yani doktor neyim var diyor. Et tabib indike zukamun hafifun. Hafif bir soğuk algınlığı var diyor. Ve iltihabun ve sidun. Biraz da iltihap var. Fi halkike senin boğazında. Ve sid yani biraz azıcık basit. Ciddi değil manasında. İltihabun ve sidun. Az bir iltihap var. Fi halkike boğazında. Mühennet diyor ki ma da ef'alu. Peki ne yapayım? Ne yapmalıyım? El ane. Şimdi ektubu ben yazıyorum. Bazul edviyeti, bazul edviyeti. Bazı ilaçlar, birkaç ilaç yazıyorum.
ve te'hudu ve sen alacaksın ha o ilaçları sümme sonra terci'u sen döneceksin ileyye bana. Niye? Lil muayeneti muayene için min cedidin tekrardan. Tekrar muayene için bana geri gelirsin dönersin diyor. Mühennet diyor ki inşallah Allah dilerse artık. Şükran teşekkür ederim cezilen hem de çok. Ya doktor. Doktor doktora teşekkür ediyor. Tabip diyor ki la şükra alel vacibi. Teşekküre gerek yok. Selameteke. Rica ederim görevimiz geçmiş olsun manasında ifade etmiş oldu. La şükra teşekküre gerek yok. Alel vacibi. Benim üzerime gereklilik var. Zaten görevim bu. Zorunluyum diyor. Selameteke geçmiş olsun. Mühennet diyor ki sellemeke Allahu ya doktor. Allah sana selamet versin ey doktor. Teşekkür ederim diye çevirmişler. Aslında sellemeke Allahu ya doktor. Allah sana selamet versin demektir. Türkçe'ye de burada teşekkür ederim diye çevirmişler. Az önce anlatmaya çalıştığım şey burasıydı. Zaten varmış. Öte yandan en son anlattığım şey de birine geçmiş olsun anlamında Arapça'da kullanılan ifade selametektir. Bu ifadenin karşılığı olarak Türkçe'de sağ ol veya teşekkür ederim karşılıkları kullanılırken Arapça'da sellemeke Allah veya daha yaygın şekliyle yüsellimeke kullanılır. Arapça'da bu kullanımın kelime manası Allah seni sağlam kılsındır. Evet. Sellemeke Allah ya doktor Allah seni sağlam kılsın demektir ama biz Türkçe'ye teşekkür ederim sağ ol diye kullanmaktayız. O yüzden öyle yazdık diyor. Durumun biz de farkındayız diyor. Bu diyaloğu defterinize yazınız. Kur'an-ı Kerim'in diyor Kari'a suresi 4, 5, 7, 11 ayeti kerimelerini okuyun. Sıfat tamlamalarını tespit edin. Kari'a'yı bir açalım. Suratul Kari'a, Kari'a suresi, El Kari'a, Mel Kari'a, ve Medrake, Mel Kari'a, Yevmi kunu nasu kel feraşil mebfuz. Evet, tam olarak burası. Kel feraşi, şimdi feraş, mebfuz bakıyorsun. İkisi de nedir? Ke el feraşi değil mi? El feraş, eliflamlı yani marifedir. El mebfuz da eliflamlı marifedir. Kel feraş müfrettir, mebfuz da müfrettir. Kel feraş müzekkerdir, mebfuz da müzekkerdir. İkisi de mecrurdur zaten. İkisi de esir almıştır. Öyleyse bunlar nedir? Sıfat mevsuftur. Hangisi mevsuf? Sağ taraftaki. Hangisi sıfat? Sol taraftaki. Ve tekunul cibalu kel ihnil menfuş. Aynı şey burada da var. El ihni ke el ihni. Eliflamlıdır yani marifedir. El menfuş da marife. Eliflamlıdır. İkisi de nedir? Müzekkerdir. İkisi de müfrettir. İkisi de mecrurdur. Yediye bakalım. Ayşetin, Radiyetin. Ayşe ile Radiye arasındaki dört benzerliği görmektesiniz. Bu da size kalsın. Evet, böylece arkadaşlar aslında dil bilgisi konusuna anca geldik ama aşağı yukarı anlaşıldığını düşünüyorum. Arapçada sıfat tanımımız el-kavaidu kurallar, es-sifetu vel-mevsufu. Bir ismin ardından gelerek o ismi niteleyen sözcüğe sıfat denir. O ismi niteleyen sözcüğe. Hangi ismi? Hangi ismi nitelediyse ona da mevsuf diyeceksin. Mevsuf yazmışlar burada. Burada bir takım bilgiler var. Bir defa okursunuz. Örneğin yeni kitap biçimindeki tanımlama Arapçada aşağıdaki gibidir. El kitabu el cedidu. El kitabu kitap. Mevsuftur. Neden? Özelliği bildirilen kelime kitap çünkü. Yeni kitap. Bir kitap al eline. Kitap dersen tamam kitap olduğunu ifade ettin. Ama yeni kitap dersen oradaki yeni kelimesi onun bir özelliğini, herhangi bir özelliğini, illa yeni eski değil yani, herhangi bir özelliğini ifade ettiğinden ona sıfat adı veriliyor. El kitabu mevsuf el cedidu onun sıfatı. Mevsuf sağda, sıfat solda olur. Yani önce mevsuf, sonra sıfat gelir. Benzerlik noktalarını görüyorsunuz. Yani her ikisi de marifedir. Yani her ikisi de eliflamlıdır.
Her ikisi de müzekkerdir. Yani ikisinde de müenneslik alameti yoktur. Her ikisi de müfrettir. Yani bunlar tesne veya cemi değiller. Her ikisi de merfudur. Raf alameti olarak her ikisi de zamma almıştır. Aynı anda merfu olmaları önemli. İkisinin de aynı anda zamma alması önemli değil. Merfu alameti birinin farklı olabilir. Yani düşün ki tesni olabilir değil mi? Cemi olabilir. Değişebiliyor. Şimdi bunların daha zengin örneklerini göreceğiz. Diyor ki Arapçada mevsuf önce kullanıldığı için önce mevsuf geliyor. Sıfatın mevsufa dört bakımından uyma zorunluluğu var. Bak sıfat mevsuf uyacak. Mevsuf sıfata uyacak diye bir şey yok. Çünkü önce gelen kim? Mevsuf. Önce ben geldiysem diyor burası bana ait. Sen diyor sonradan geldiysen benim kurallarıma uyacaksın. Yani bu önemli bir bilgi çünkü sorabilir. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır gibi bir soru gelebilir. Diyebilir yani mevsuf şu dört noktada sıfata uymaktadır der. Yanlış çünkü sıfatın uyması gerekir. Marifelik ve nekrelik yani belirli ve belirli olmama bakımından. Mevsuf belirli ise sıfatı da belirli. Mevsuf nekre ise sıfatı da nekre olur. Bunlar ifade ettik zaten öyle değil mi? Bu işin bir de mana yönü var bakın. Zengin adam başka, zengin bir adam başkadır. Bir cümle verir der ki zengin bir adam işte yolda yürüyordu. Aşağıdaki şıklarda hangisinde bunun doğru Arapça karşılığı yazılmıştır? Zengin bir adam. Şu bir kullandı ya bu bir çok önemli. Bak yukarıda bir dememiş, aşağıda demiş. Ne fark var? El raculu el ganiyyu raculun ganiyyun. Elifamsız bunlar. İşte bir adam yani herhangi birisi racülün herhangi bir adam manasındadır. Ne yapacaksın? Nekre olanı seçeceksin. Bir dediği için. Bir kullanmasa zengin adam dese marife olan yani eliflamlı olanı şıklardan seçmek gerekiyor. Er racülü mevsuftur. El ganiyyu onun sıfatıdır. İkisi de aynı anda eliflamlı. İkisi de müzekker. Şuradaki dört şey uyuyor yani. Nerede dört şey? Burada şu an neyi anlatıyor? Özellikle marifeli anlatmaya çalışıyor ama şuradaki dört şeyin uymak zorunda olduğunu siz biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kesinlikle ezbere bilmeden sınava girmeyin. Marife, nekre, cinsiyet, irab ve sayı bakımından sıfat, mevsuf kesinlikle birbirlerine uyum içerisindedir. Aynı anda ikisi marifedir. Cinsiyetleri tutuyor ikisi de müzekker. İrab bakımından tutuyor ikisi de merfu. Sayı bakımından tutuyor ikisi de müfrettir. Nasıl tutuyor hocam? Er-Racul'un merfunundan raf alameti nerede? Raf alametini koymamış ama bunu siz zaten artık fark edeceksiniz. Nasıl fark edeceğiz? Zaten 3 şey tutuyorsa dördüncü olarak irabın zaten tutması gerekiyor. Bunu unutmayın. Bu çok önemli bir şey. Çünkü soru böyle gelebilir yani. Değil mesela böyle bir yazı yazar harekesini vermez. Harekesi ne olmalıdır? Altı çizdi kelimenin işte merfu, mensup, mecrur yazabilir. Sen bakacaksın 3 tane şeyi tuttu, dördüncüsü de tutmak zorundadır. Öyleyse bunu da merfu yapacağım. Bu test bir sorudur bakın. Normalde dedi ya, bu ayrıntı nokta arkadaşlar. Normalde ne dedi? Sıfat mevsufuna uyar dedi. Şimdi mevsufun irabı belli mi? An itibariyle belli değil. Sıfatıncı belli. Tersten bakılabilir. Çünkü sıfatı merfu ise mevsuf da zaten. Merfu olur. Yani sıfatın irabı neyse mevsufun da irabı olur. Tersten baktığında böyle. Raculun ganiyyum. Bu da nekre haline örnek. Her şeyi tutuyor. İkisi aynı anda nekre. Talibu el müştehidu. Burada özellikle cinsiyet vurgulamış ama fark etmez yani. Et talibu müzekker. El müştehidu de müzekker olmuş diyor. Şayet diyor mevsuf et talibi tuda olduğu gibi müennes yapsaydım sıfatın da müennes olması gerekir. Uyum vardır. Hangi yönlerden? Dört yönden uyum vardır. Az önce ifade ettik zaten. Başka. Haraca el-alimu el-kibiru. İrab bakımından uyumlar burada. Sıfat mevsuf konusu isimler arasında cereyan ediyor. Yani gidip harace sıfat diyemezsin. Harace mevsuf diyemezsin. Niye? Bu fiildir. Ra'eytu fiildir. Zehebtu fiildir. Bunlar sıfat mevsuf olmaz. Konu isimlerde dönüyor. Harace fiil el-alimu onun failidir. Aynı zamanda mevsuftur. El-kebiru onun sıfatıdır. Mevsuf madem ki merfu sıfatı ne oluyor? Merfu oluyor.
Yani mevsufun irabı nedir? Mevsuf burada olduğu gibi merfu, burada olduğu gibi mensup, şurada olduğu gibi mecrur olabilir. Mevsufun irabı değişken, yani cümledeki durumuna göre. Çünkü fail olabilir, meful olabilir, mecrur olabilir, her şey olabilir. Her ne ise sıfatama ona uymak zorundadır. Ne gibi? Bir önceki ünitede muzaf, muzafın ilihi işliyorduk. Muzaf fın irabı değişken de değil mi? Bir muzaf cümlede fail olabilir, meful olabilir. Dolayısıyla irabı değişebilir. Ama muzafın lehin irabı sabit, daima mecrur idi. Konumu sıfat mevsuf. Şu anda ne var? Mevsufun irabı yine tıpkı muzaf gibi, yani cümledeki konumuna göre irabı olur. Ama sıfatının irabı sabittir. Nedir o? Mevsufun irabı neyse sıfatınki de odur. El-alimu merfu, el-kibiru da merfu, sıfattır. El-alime mensuptur, el-kibira bu da mensuptur. Mevsuf, sıfat. İkisi de ney? Mensup. Mevsuf, sıfat. İkisi de ney? Mecrur. Harici çıktı. Kim çıktı? El-alimul-kibiru, büyük alim, büyük bilgin çıktı. Büyük bir bilgin değil, değil mi? Haraca alimun kebirun değil yani. Haracel alimul kebir, eliflamlar var. Dolayısıyla büyük bir bilgin değil, büyük bilgin çıktı. Ra'afil tufay el alime mef'ulüdür, mensuptur bu yüzden. Nasb alameti fethadır. El kebira onun sıfatıdır. Bu yüzden o da mensup olacak. Nasb alameti fethadır. Vehebi fiil tufay ile harfi cer el-alimi, onun mecruru. Demek ki alim mecrur. Aynı zamanda ney? Mevsuf. Öyleyse sıfatı ne olacak? O da mecrur olacak. Çünkü sıfatla mevsufun irabı aynıdır. Sayı bakımından da uyarlar diyor. El-muallimu el-muhlisu, ihlaslı öğretmen. El-muallimani el-muhlisani el-muallimune el-muhlisune. Cemi müzekkere, cemi müzekker, görüyorsunuz. Diyebilir mesela. Der ki nokta 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 el-muhlisune. Soru. El-muhlisune kelimesi sıfat olduğuna göre kendisi için uyumlu mevsuf aşağıdakilerden hangisidir? Aslan'a soru. Ya sıfatı ne olabilir? Mesela pardon, mevsufu ne olabilir? Madem muhlisune sıfattır. Mevsufu el-muallimân olsun. Olamaz ki. El-muhlisune cemî. El-muallim olsun. Olmaz. Bu müfret, bu cemî uyumsuz olur. Uyum olacak yani. Tıpkı ne gibi? Mübteda haber konusunda uyum vardı ya, aynı şekilde burada da uyum aranıyor. İkisi de merfudur. Raf alametleri vav'dır. El muallimani el muhlisani, bunlar da merfu. Nasıl? Raf alametleri eliftir. Az önce raf alametleri vav'dı, şimdi elif oldu. El muallimu el muhlisu, bunlar da merfu. Raf alametleri zammeleridir. Kelimenin türüne göre raf alameti değişiyor zaten. Bunlar müzekkere örneklerdi. Şimdi benzer durumun müennesten örnekleri geliyor. El muallime tu, el muhlise tu. İkisi de nedir? Müennestir. İkisi de nedir? Eliflamlı, yani marifedir. Dört yönden uyumlu bunlar arkadaşlar. Özellikle sayı bakımından örnek veriyor ama her yönden tuttuğunu, yani dört yönden tuttuğunu zaten fark ediyorsunuz. Belirsiz bir tamlama üzerinde tüm bu kuralları bir tabloda incelemeye çalışalım. Belirsiz bir tamlama üzerinde. Ne demek bakalım. Hadara geldi. Hadarat geldi. Ra'aytu ra'a fi'il tufail, ben gördüm demek. Celese fi'il tufail, ben oturdum demek. Ma'a şu kişiyle beraber oturdum. Şimdi bakalım hadara geldi ki muallimun, bir öğretmen geldi. Öyle öğretmen ki müslimun, Müslüman öğretmen geldi diyebilirsin. Hazara muallimun müslimun. Bu bir örnektir. Hazara fiil, muallimun faildir, merfudur, raf alameti zammedir. Aynı şekilde müslimun da merfudur, raf alameti zammedir. Peki bu neden merfudur? Merfuluk gerekçesi neden merfu oldu bu arkadaşlar? Şuraya müslimen yazsa idi, dese ki işte bu cümledeki yazım hatası nedir? Ne diyeceksin? Müslimen yanlış yazıldı. Neden? Çünkü bakıyorum, muallim ile müslim her ikisi de nekre, her ikisi müfret, her ikisi müzekker. Öyleyse irabları da aynı olmak zorunda. Çünkü bunlar sıfat mensuf olması gerekiyor bu durumda. Madem bunlar tuttu, irabının da tutması gerekir. Sen buna müslimen diyemezsin, yanlış yazmışsın diyerek kendinizi güvenmeniz gerekir. Peki hazara, bu örneği bitirdik şimdi. Hazara muallimani müslimani.
Valdi man kelimesi merfu yazılmıştır. Tesniyedir, raf alamet eliftir. Niye merfu yazıldı? Çünkü faildir. Failler merfu olur. Peki Müslüman niye merfu? Çünkü sıfattır. Mevsufuna tabidir irab noktasında. Bakıyorum ki mevsufu merfu. Öyleyse buradan olacak. Merfu olacak. Gerekçesi bu yani. Niye merfu? Hazara muallimune müslimune. Böyle tahtaya yazdığımızı varsay. Hazara fiilimiz olur. Bakın burada failler tesniye olduğu cemi oldu ama fiil hala müfret. Bu da bir konu idi değil mi? Fiil cümlesi konusunda muhtemelen işlenmiş idi. Muallimune faildir, merfudur, raf alameti vavdır. Bu kelime cemi müzekker salimdir biliyorsunuz. Müslimune de merfudur, raf alameti vavdır ama bu fail değildir. Bu nedir? Sıfattır. Hangisi mensuf? Muallimune mensuftur. Peki Müslimune niye merfu? Çünkü sıfattır. Sıfatlar mevsufun irabını alır. Mevsufu merfu olduğu için sıfat da merfu olmuştur. Şu an anlattığım tüm açıklamalar aşağıdaki tüm örneklerde cereyan ettirmeniz beklenir. Hazarat müfrettir, müennestir, gaibedir. Mazi fiildir. Muallimetun fail olduğundan merfudur, raf alameti zammedir. Müennestir. Nerede anladın? Kapalı tayla bitmiş. Müslimetun da merfudur. Neden merfu? Çünkü muallime kelimesinin sıfatı olduğundan onun irabına tabi olacaktır. Peki hazarat muallimetani. Muallimetani kelimesi merfudur. Raf alameti eliftir. Çünkü tesniyedir. Bu yüzden merfudur. Peki müstimetan niye merfu? Çünkü merfu bir kelimenin sıfatı. Mensup bir kelimenin sıfatı olsa mensup olurdu. Bir mecrurun sıfatı olsa mecrur olurdu. Bu bir şekilde gidiyor yani. Peki neden sıfat? Nerede anladın? Çünkü muallimetani de müennestir, müslimetani de müennestir. Müennes olduklarını nasıl anladın? Çünkü eliften önce t var. Tesnilerde geçerli bu. Eliften önce veya ya'dan önce t olursa bu kelime nedir? Şurada mesela bak. Muallimeteyni ya'dan önce t. Muallimetani eliften önce t. Demek ki tesniye bir kelime eliften veya ya'dan önce t ile yazılıyorsa, t ile beraber yazılıyorsa müennestir. Müennestir. Müslimetani. Bu da müennestir. Müenneslikleri tuttu. Her ikisi de eliflamsız. Her ikisi de nekre yani. Her ikisi de tesniye sayıdan da tuttu. Öyleyse irabı da tuttuğunu görüyorum. Demek ki bunlar sıfat mensuftur. Muallimatun müslimatun. Cimi müennes salim. Cimi müennes salim. Nekreye nekre. İrabları tutmuş. Merfuya merfu. Yani dört yönden tuttuğu için sıfat mensuptur. Diğerlerde aynı şekilde. Ra'a fiil tu faildir. Meful arandığından bu kelime mensuptur. Meful arandığından bu kelime mensuptur. Ardından gelen müslim kelimeleri ise mensup bir kelimenin sıfatı olduğu için bunlar da mensup olmuştur. Tesni olarak yazılmış. Muallimeyni, muallimeteyni. Bu kelimeler de mensuptur. Nasb alametleri yağdır. Birinde yağdan önce T olduğu için müennes, birinde yağdan önce T değil, başka bir şey. Ne olursa artık. Dolayısıyla müzekerdir. Celese fiil tu fail ma'a harfi cer değil, zarftır. Zarflar aynı zamanda muzaftır. Bu yüzden muallimin, muallimetin, muallimeyni, muallimeteyni bunlar da cer alameti olarak yağ almıştır. Tesniyede biliyorsunuz ki yağ hem cer alameti hem de nasb alameti olarak gelmektedir. Bu neye bağlı? Başındaki etkenlere bakacaksın. Mesela buradaki kelime neden mecrurdur? Neden buradaki ya'ya cer alameti dedim? Çünkü başında muzaf var. Şuradaki muallimeteyni, müslimeteyni kelimelerin neden mensup diyorum da mecrur demiyorum. Nitekim aşağıdakiler de aynı yazılmış. Başında harfi cer veya muzaf yok. Aynı zamanda bir mecrurun da sıfatı değil bunlar. Burada mef'ul olarak yer alıyorlar. Dolayısıyla nasb alametidir buradaki ya'lar diyerek İrab konusunu bir tekrar etmiş olduk. Bu kelimelerin her birinin dört yönden birbirlerine uyumlu olduğunu ifade edelim. Dört yönden birbirlerine uyumlu olduklarından bunlar nedir? Sıfat mensuftur arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Bu şekilde tekrar etmeniz önerilir. Tabii işin bir de nesi var? Düzensiz kırık çoğul gayri akıl konusu var. Müptüda haber konusunda da anlatılmıştı. Aynı şey burada da bakalım. Geçerli midir? Arapçada düzensiz kırık çoğul formundaki gayr-ı akıl yani akılsız demek. Gayr-ı akıl akılsız demek. Sözcüklerin tekil, dişil kabul edildiklerini daha önceden görmüştük. Cemi mükesserin gayr-ı akıl kısmı müfret müennes hükmündedir. Ona göre muamele yapılır. Yani dolayısıyla sıfatları da ne olacaktır? Müfret ve müennes olacaktır. Kalemun kadimun. Kalem müfrettir.
kadimun nedir? O da müfrettir. Her ikisi de müzekkerdir. Her ikisi de merfudur. Her ikisi de nekredir. Tamam. Peki kalem kelimesinin cimi mükesseri nedir? Kalemun, kalemani, kalemani tesniye bu arada. Eklamun, eklam cimi mükesserdir. Peki kalemler manasına gelir. Kalemlerin zekası var mıdır? Yoktur. Gayrı akıldır yani. Öyleyse bu nedir? Müfret müennes hükmündedir. Yani sıfatını müfret ve müennes getireceksin. Eklamun nokta nokta nokta. Eklam kelimesinin sıfatı hangisi olabilir? Hangisi sıfat olmaya elverişlidir? A şıkkı şu, B şıkkı bu devam edebilir. Sen ne yapacaksın? Eklam kalemler demektir. Kalemlerde zeka yoktur. Cem-i mükesser gayrı akıldır. Öyleyse müfret müennes hükmündedir. Öyleyse sıfatını müfret ve müennes getirmeliyim. Müfret ve müzekker olan kadimun. Müennesi ne? Kadimetun. Sonra bir T eklersin. Müennes olur. Zor bir şey değil. Şimdi diyor ki sıfat anlaması barındıran aşağıdaki cümlelerin irabını yapalım. Kar'e fiil, tufail, kitaben, mef'ul ve mevsuf. Cediden ise onun sıfatıdır. Kar'e mazi fiildir. Başka? Tu ise onun failidir. Talim tuharrik diye belirtmiş. Kitaben mef'uldür, mensuptur, nasb alameti fethadır. Müfret bir kelimedir bu. Cediden ise onun sıfatıdır. Onun irabını alması gerekir. Bu yüzden cediden de ne olmuş? Mensup olmuştu. Şu konularda onun gibi tekil, eril, belirsiz ve mensuptu. Bu konularda aynı şeyi tuttuğunu unutmayalım. Dört noktada uyum aranacak arkadaşlar. Bir kelime sıfat mensup diyeceksen demeden önce dört noktada uyum var mı yok mu buna çok dikkat etmeliyiz. Zehebe yezhebu. Yezhebu muzari fiildir. Burada anlatmış. Üçüncü tekil şahıs eril demiş. Er-racülü, yedhebu, gider. Gidiyor kim? Er-racülü, adam nereye gidiyor? El-kerimu, cömert adam gidiyor. Nereye? İlel-mescidi, camiye gidiyor. Er-racülü faildir, bu yüzden merfu olması gerekir. Raf alameti, zammedir. El-kerimu, el-kerim, er-racülün sıfatı olur. Zaten dört noktada uyum olduğunu hemen fark etmişsinizdir. İlah-ı Ficer, el-mescidi, onun mecruru olmaktadır. Cer alameti, esre olmalıdır. Ketebtu, ketebe fiil, tu fail. Ketebe hangi baftan? Ketebe yiktubu. Ketebtu ben yazdım. İle talibeyni. İki erkek öğrenciye ne yazdım? Değil de nasıl öğrencilere yazmışım? Ennacihayni. Başarılı iki öğrenciye yazdım. Ne yazdım? Risaleten bir mektup. Onu yazmamış biliyorum. Ketebe fiil, tu fail, ila harfi cer. Ettalibeyn. Onun mecrurudur. Tesniyedir. Cer alameti tesnelerde yadır. Ettalibeyni ennacihayni. Elif lamlıya elif lamlı. Evet, marifeye marife. Başka tesniye tesniye. Başka müzekkere müzekker. Nereden anladın? Yağdan önce T yok. Demek ki müzekker bunlar. İrapları da tutuyor değil mi? İkisi de cer alameti olarak yağ almıştır. Yani dört şeyi tuttuğundan bunlar sıfat mevsuf olur. Havarat müderrisetani. Bakın eliften önce T var. Demek ki mühendis. Cedide tan, eliften önce T var. Demek ki müennes. İlel camiat. Üniversiteye iki yeni kadın hoca geldi. Havarat geldi. Müderrisetani cedidetani. İki tane yeni kadın hoca geldi. Nereye? İlel camiati, üniversiteye. Burada anlatılmış tek tek. Hazarat fiildir. Fail arandığından bu kelime merfu olarak yazılıyor. Raf alameti olarak elif var kendisinde, görüyorsunuz. Aynı zamanda mevsuftur. Sıfatı da onun irabını alması gerektiğinden cedide tan oldu da teyni olmadı yani. İlâ harfi car olduğundan camiati kelimesinin sonuna esreyi verdi. Haraca diflun sagirun minel beyti. Küçük bir çocuk evden çıktı. Haraca mazi fiil. Haraca yehrucu. Diflun onun failidir. Kim çıktı? Çocuk çıktı. Öyle çocuk ki sagirun. Küçük bir çocuk. Nereden çıktı peki? Minel beyti. Evden çıktı. Haraca fiil. Tıfıl fail. Sagir onun sıfatı. Demek ki tıfıl hem fail hem mevsuf. Sagir ise onun sıfatıdır. Dört notlu uyum olduğunu görüyorsunuz. Min hafecer el beyti, onun mecruru celamet olarak esreyi almıştır. Garafi tufai kütüb, onun nesi olur? Mef'ulu olur. Karatu ben okudum. Ne okudum? Kütüben kitaplar. Okuda kitap ki kesir hatta pek çok. Nerede peki? Fil mektebeti.
kütüphanede. Kütüphanede birçok kitap okudum. Buradaki nokta nedir? Şimdi kütüp kelimesi kitabun, kitabani kütüp. Gayr-ı akıl cem-i mükesser. Cem-i mükesserin gayr-ı akıl kısmına dahildir bu, değil mi? Kitaplarda zeka yoktur. Bu tür kelimeler, yani gayr-ı akıl olan cem-i mükesserler müfret müennes hükmündedir demiştik. Dolayısıyla kendisinin sıfatı da müfret ve müennes gelmelidir. Kesira ten, o yüzden yuvarlak ta kendisine eklenmiş. Müfret müennes bir sıfat almış. Bu önemli bir şey. Şimdi diyebilir ki mesela arkadaşlar kütüben der nokta nokta nokta, işte sıfat olarak ne gelmelidir? Kütüp kelimesi cemi olduğuna göre sıfatı da cemi olmalıdır diyerek gidersen, cemi bir sıfat buraya getirirsen hata dersin. Ne demen gerekir? Kütüpte zeka yok yani. Gayr-ı akıl bir cemi mükesser. Bunlar müfret müennes hükmünde olur. Bunların sıfatına müfret ve müennes bir kelime getirmem gerekir diyerekten müfret müennes kelimeyi seçmen gerekir. Fil hadikati, bahçede vardır. Bakın şibih cümle olarak haber burası. Fi hafijar el hadikati, onun mecruru. Car mecrur birlikte şibih cümledir. Haber şibih cümle, mübteda ise nekir olduğundan haberin öne geçmesi vaciptir. Bu yüzden haber önce gelmiştir. Fil hadikati, bahçede vardır. Ne var? Eşcarun, ağaçlar. Öyle ağaçlar ki kesiratun, pek çok. Bahçede bir sürü ağaç var diyor. Şimdi eşcar kelimesi şecerun eşcar. Eşcar cemi mükesser gayrı akıldır. Ağaçlarda zeka yoktur. Bu yüzden bunun da sıfatını müsret ve müennes getirmen gerekir. Eşcar merfu olduğuna sıfatı merfudur. İyap uyacak tabi, her şey uyacak da sadece müsret tesniye cemi bakımından uymuyor. Bir de müzekker müennes bakımından uymuyor, yani müennes getiriliyor. Arapçada sıfat tek bir kelime olabileceği gibi bir niteleme cümlesi de olabilir. Şimdiye kadar sıfat hep tek kelime olarak gördük. Doğru mu? Hep sıfat tek kelime. Mevsuf tek kelime, sıfat tek kelime. Şimdiye kadar böyleydi. Öyleyse diyebiliriz ki sıfat ikiye ayrılır. Bir, müfret, yani tek kelimeden oluşan. İki, cümle. Sıfatı ikiye ayırabilirsin. Sıfat cümle de olabilir, müfret de olabilir. Ali Bayram belirtmemişler, böyle paragrafta ifade etmişler ama kategorize edersek öyle olur. Bir cümlenin niteleme cümlesi olabilmesi için belirsiz bir isimden sonra, bu isim tekil de olabilir, çoğul fark etmez, kullanılması gerekir. Yani nekreden sonra gelen cümledir. Başka bir deyişle belirsiz isimlerden sonra gelen cümleler niteleme cümleleridir. Dolayısıyla sıfattır. Hatırlayacağınız üzere cümlelerin irabı mahallendir. Yani bulunduğu konum itibariyle irabı mahallen merfu, mahallen mensup, mahallen mecrur olabilir. Raf nasb-ı cer alameti aranmaz. Peki buna göre arkadaşlar, diyor ki söz gelimi cümlenin nitelediği isim merfu ise sıfat cümlesi de mahallen merfu olur. Mensupsa mensup, mecrursa mecrur olur. Şimdi hallara racülün, hallara geldi kim? Racülün, adamın biri geldi. Öyle adam ki ya'melu, çalışıyor. Hüve, o adam fil mesna'i, fabrikada. Hazara racülün bir fiil cümlesidir. Hazara fiil, racülün fail. Racülün nekre midir? Evet. Racülün temin almıştır. Elif lamsızdır. Özel isim değildir. Vesaire. Nekredir yani. Kural. Nekreden sonra gelen cümleler fiil cümlesi olur. Yani ya'melu hüve fil mesna'i. Ya'melu çalışıyor. Kim çalışıyor? Hüve. O adam çalışıyor. Gizli zamir var. Nerede çalışıyor? Fil mesna'i, fabrikada. Fi harfi cer el mesna'i, onun mecruru olur. Bakalım ayrıntılar var mı burada? Varmış, anlatmışlar zaten. Ne diyor? Fabrikada çalışan bir adam geldi. Hazara racunun, bir adam geldi. Öyle adam ki ya'mere fil mesna'i, fabrikada çalışıyor. Bir adam geldi fabrikada çalışıyor diye ifade edilmez tabi. Parça parça mana verirsen bu şekilde de toparladığında fabrikada çalışan bir adam geldi. Nasıl bir adam? Fabrikada çalışan, çalışmakta olan bir adam geldi diye mana verir. Bu da tek tek anlatmışlar zaten. Püf nokta, nekreden sonra bir fiil gelmiş. Nekreden sonra gelen fiil ve devamı yani nedir? Sıfat cümlesidir. Aynı şeyi burada aramaya çalışalım. Yetlubuke. Sınıfta oturan öğretmenler seni istiyor. Talebe yetlubu. Talep ediyor, istiyor ke seni. Kim? Muallimune. Öğretmenler. Muallimune arkadaşlar,
Marife midir? Yok. Elif lamsız çünkü. Bu kelimenin müfret olması gerekmiyor yani. Müfret tesnici mi olabilir? Sonuç olarak nekre olması gerekiyor. Öğretmenler seni çağırıyor. Hangi öğretmenler? Nasıl öğretmenler? Yeclisune fis safi, sınıfta oturan, sınıfta oturmakta olan. Bakın, nekreden sonra cümle fiil gelmiş yani. Nekreden sonra fiille başlayan yere ne dersin? Sıfat cümlesi. Fiil olduğunu anlarsınız yani. Ya ile başlamış fiili. Muzari, celese, yeclisu, yeclisane, yeclisune. Bunda ayrıntılar var zaten. Zehebtu ila muvazzafatin. Bakanlıkta memur olarak çalışan kadınlara gittim. Zehebtu, ben gittim. Zehebe fi tufay. Nereye gittim? İlâ muvazzafatin. Görevli kadınlara, yani memur kadınlara gittim. Muvazzafatin nekredir değil mi? Esre ile bitmiş. Çift esre almış. Yani temin almış bir kelime. Cem-i müennes salimdir bu. Elif lamlı değil. Nekre. O zaman nekreden sonra ne geldi? Fiil geldi. Bakıyorum. Fiil muzarenin yası var. Fiil muzar olması Allah'ın emri değil yani. Fiil olduğunun bir göstergesi olarak yayı burada çiziyorum ben. Bir fiil gelmiş. Öyleyse gerisi nedir? Sıfat cümlesidir. Nekreden sonra gelen fiil görüyorsan oraya sıfat cümlesi diyeceksin. Ya'melne, çalışmakta olan. Onlar çalışıyorlar yani. Fiil vizarati, bakanlıkta. Burada zaten tek tek anlatılmış. Şimdi daha önce öğrendiğimiz tamlamaları ve işaret sıfatlarını kullanarak sıfat tamlamalı farklı cümleler kurmaya çalışalım. Bunu yaparken öncelikle Türkçe ifadeleri Arapçaya aktarmaya çalışalım ve aradaki farkı birlikte incelemeye gayret edelim. Diyor ki talibin müştehidin. Mesela öncelikle bir sıfat tamlaması yazmaya ne dersiniz? Gelin bir sıfat tamlaması yapalım. Çalışkan bir öğrenci diyelim mesela. Nasıl yazarsın? Dalibun bir öğrenci. Öyle öğrenci ki müçtehidun, çalışkan. Şimdi yukarıdaki sıfat tanımlamasıyla birlikte bir kelime daha ekleyerek bir isim tanımlaması daha oluşturmaya ne dersiniz? Örneğin aynı sıfat tanımlamasını kullanarak çalışkan bir öğrencinin odası diyelim. Bunu Arapça yazmak gerekirse. Gurfetu dalibin müçtehidin. Şimdi talibin müştehidin sıfat mevsuf. Hangisi mevsuf? Sağdaki. Sıfat soldaki. Diyor ki ben buna bir de muzaf eklesem olur mu? Hurfe kelimesi muzaftır. Talibin kelimesi muzafun ileyh ve aynı zamanda mevsuftur. Müştehid ise onun sıfatı. Daha önce görmüştük, bir kelime hem muzaf hem muzafun ileyh olabiliyordu. Yani bir kelime iki şeyin olması mümkündür. Burada da iki şey olmuş yani, hem muzafun ileyh hem de mevsuftur. Müçtehid ise onun sıfatıdır. Zaten bunların irabı tutuyor. Bunun irabı tutmuyor yani, bir farklılık mevcut. Şimdi diyor ki ne demeliymişiz? Çalışkan bir öğrencinin odasının hali. Haletu gurfeti talibin müçtehidin. Çalışkan bir öğrencinin odasının hali. Arapçada cümleler çoğunlukla %80 gibi bir oranda soldan sağa doğru verilerek gidilir. Bu her zaman böyledir demiyorum. Bazen soldan başlarsın, sağa geçersin, oyuna gidersin, bu yana gidersin. Ne olacağı kesin değil de çoğunlukla böyledir. Çalışkan bir öğrencinin odasının hali. Hale muzaftır. Gurfe ona muzafın ileyhi. Gurfe aynı zamanda muzaftır. Dalibin ona muzafın ileyhi. Dalib aynı zamanda mevsuf, müştehit de onun sıfatı olur. Burada tek tek tekrardan anlatılmış, hatta ismi işaretlerle örnek verilmiş. Bu bir odadır demiş. Hadihi, bu nedir? Gurfetun, bir odadır. Hadihi ismi işaret. İsmi işaretleri işlemiştik. Düşünün bakalım. Hazi nedir? Müfret ve mühennes bir isim işarettir. Hadihi gurfetu dalibin. Bu bir öğrenci odasıdır. Tek tek manalar yazıyor. İsim işaretleri biliyorsunuz. Muzafları, muzafın ileyhleri tespit edebildiğinizi düşünüyorum. Mesela en uzun cümleyi anlatalım. Hadi bu nedir? Hazi mübteda burada. Hale ise haber olur. Aynı zamanda muzaftır. Gurfe onun muzafın ileyhi. Gurfe aynı zamanda muzaf. Et talip onun muzafın ileyhi. El müştehit de talip kelimesinin sıfatı. Demek ki talip aynı zamanda mevsuftur. Fakir bir adam. Racülün fakirun. Er racülün fakiru. Fakir adam. Bakın, fakir bir adam. Fakir adam. Adamın fakirliği, adam fakirdir. Bu konu çok önemli şu anki yer. Çünkü size verecek yani Arapça bir cümle doğru karşılığı hangisidir? Hadi bakalım.
Çok fark eder. Ar-racülün fakirun. Fakir bir adam. Çünkü sıfat mevsuf. Ar-racülün fakir. Bu da sıfat mevsuf. Ama bir takısını artık kullanamazsın. Neden? Çünkü bu eliflamlıdır. Fakrur raculi. Adamın fakirliği. Un var burada. Yani muzafın ileyh olduğunun ifadesi bu. Fakr kelimesi muzafken er-racül muzafın ileyh olur. Er-racülü fakirun. Adam fakirdir. Burada ne yapmış? Mübteda haber yapmış. Er-racül mübteda fakirun haber. Adam fakirdir. Bunlar haberdir yani. Er-racülün fakirun ile er-racülü fakirun. Bir de er-racülü fakiru. Bir de fakrur racülü. Bunlara baya bir göz gezdirin yani. Tekrar tekrar bakın. Bu mana nasıl değişti? Hangisinde eliflam var? Hangisi marife? Hangisi nekre? Ne oldu? Ne bitti? Er-racülün fakirun. İkisi de nekre. Er-racülü fakirun. Birincisi marife, ikincisi nekre. Fakrur racülü. Tam zıttı bak. Birincisi eliflamsız, ikincisi eliflamlı. Veya ikisi birden eliflamlı. Mana ne kadar değiştiğine dikkat edin değerli arkadaşlar. Hader raculu fakirun. Bu adam fakirdir. Hader müptede fakirun haber olur. El racul ondan bedel veya sıfat sayabilirsin. Hader raculul fakiru vefiyyun mu demiş. Yani vefalıdır. Bu fakir adam nedir? Vefalıdır. Hader müptede vefiyyun onun haberi olur. هذا الرجل الفقير وفي ابن عمي. Bu vefalı fakir adam amcamın oğludur. هذا مبتدا ابن عمي amcamın oğludur. İbn ise haber olur. Çok mana değişiyor buraya yani. Birkaç defa bakın. Daha sonra birkaç gün sonra birkaç kere daha bakın. Aşağıda Arapçada sık kullanılan bazı sıfatlar zıt anlamlarıyla birlikte. Muğlak meftuh. Muğlak kapalı, meftuh açık. Zaten kapıda kapalı. Ona göre muğlak yazmışlar. Kapalı demek. Mulegun, meftuhun, açık kapı açılmış. Ba'idun, uzak. Bak elma uzaklarda. Garibun, yakın bir elma. Yakın bir kurt. Diyor ki zayıf. Nahifun, zayıf. Seminun, semin. Besleyen. Ne demek bu? Daha çok bir hikaye okuduğumuzda semin geçmişti. Bir inekten bahsediyordum. Burada insandan bahsedilmiş. Semin artık ne diyeceksin? Besti, kilosu yerinde veya şişman. Kebirun büyük, sagirun küçük. Semin besli demek yani. Kadimun eski, cedidun yeni. Tavilun uzun, kasirun kısa. Uzak şehirlere gittim. Küçük ağaçlara diktiğim gibi cümleler var. Kur'an-ı Kerim'in Saf Suresi 10, 12, 13 ayet-i kerimesinde geçen sıfat tanımlamalarını tespit edip ne çeşit bir sıfat tanımlaması olduğunu da ifade edin. Saf Suresi'ne gidiyoruz. Saf Suresi 10, 12, 13 Ya eyyühellezine aminu hel edullikum ala ticaretin tunciikum. Ticaretin nekredir? Ardından tunci geliyor, fiildir. Öyleyse fiil cümlesi olarak yani cümle olarak bir sıfat söz konusu. Adabin elimin. Adabin elimin. Bu da sıfat mevsuf görüyorsunuz. Burası cümle olarak değil ama. Adab mevsuf elimin sıfat. Yafir lekum dunubekum ve yudukhilkum cennatin tecri. Cennatin nekre bir kelime ardından tecri bir fiildir. Bir fiil cümlesi olarak sıfat söz konusu. Fevzu el fevzu el azimu. Sıfat mevsuf. Öyle değil mi? Ve uhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun garibun. Fethun garibun. Sıfat mevsuf. Hangisi sıfat? Soldaki. Kısaca değinmiş olduk. Şimdi ben bir doktorum. Ene dabibun. Ene mübteda dabibun haber bu arada arkadaşlar. Merhaben. Merhaba. Ene Yusuf. Ben Yusuf'um. Ene mübteda Yusuf haber. Onu da ifade edelim. Ene mübteda tabib haber. Ene ben dabibu etfalin. Ben çocuk doktoruyum. Ene ben neyim? Tabibu etfalin. Çocuk. Tıflın, tıflan, etfal. Cemil mükesser. Tabib muzaf da etfal. Onun muzafın ileyhi. Celalameti kestire. İndi benim yanımda vardır. İyadetun. Yani benim bir muayenem var. Muayenem var. Muayene hanem var. Evet doğru söyleyemedim. İndi haberdir. İyade onun mübtedasıdır. İndi
İnde zarftır. Ardından mütekellim yası var. Yani burada bir izafe söz konusu. Dolayısıyla şibih cümledir bu arkadaşlar. Burası marife zaten. Şibih cümle olarak haber öne geçmiş. Nekre olarak müptedamız geride kalmıştır. İyade kelimesinin sıfatlar. Bakın, sagirat onun sıfatıdır. Dört yönden iyade ile sagiranın tuttuğunu görüyorsunuz. Ve efhasu ve ben muayene ederim, etmekteyim. Huna burada el etfale çocukları el mahbubine, nasıl çocukları, sevimli çocukları muayene ediyorum. El etfale mensuptur nasb alameti feta, el mahbubine bu da mensuptur nasb alameti ya'dır. Neden nasb alameti olarak ya almış? Çünkü cem-i müzekker salim bu. Etfal neden nasb alameti olarak feta alıyordu, ya almıyor? Çünkü cem-i mükesserdir. Cem-i mükesserler nasb alameti fetadır. Bundan dolayı dört yönden tuttuklarına dikkat etmişsinizdir. Merhaben, ene Zeynebu, ben de Zeynep'im. Ene müpteda, Zeynep haber. Ene ben tabibetu esnanin. Ene müpteda, tabibe onun haberi olur. Esnan diş demek. Sinnum, sinnan, esnan aslında dişler demek. Cemi mükesserdir bu da. Kırıkçı oluyor yani. Akıl gayri akıl, dişlerde zeka ne geçsin? Gayri akıldır. Ene müpteda, tabibe onun haberi. Aynı zamanda bu nedir? Muzaftır. Esnan ise onun muzafın ileyhidir. Ben diş doktoruyum diyor. E'melu ben çalışıyorum. E'melu fiil. Faili gizli zamir ene. Ben çalışıyorum. Nerede? Fi müsteşfa hastanede kibirin diyeceksin değil mi? Fi harfi cer müsteşfa onun mecruru. Kebir de ona uyuyor. Kibirin mecrurdur. Büyük bir hastanede çalışıyorum. Büyük bir hastanede evet. Yani müsteşfa mevsuf, kibir ise onun sıfatı. Nasihati, benim nasihatim, tavsiyem, öğüdüm nedir? Şudur. Güzel bir gülüş için diş bakımı önemlidir diyor. Liptisametin, iptisam yani gülümseme için, cemiletin, güzel bir gülümseme için. El inayetu bil esnani. El inayetu, evet. Bakımı el inayetu bil esnanin, diş bakımı nedir? Mühimmetun, önemlidir. Burası da haber oldu. Güzel bir gülüş için diş bakımı önemlidir. Hel Yusufu tabibu esnanin, Yusuf diş doktoru mudur? La, hayır, hüve o Yusuf tabibu etfanin, çocuk doktorudur. Ve müpteda tabip haber olur. Hüve diyor, bakın hiye demiyor. Yani zamir ünitesini bir hatırlayalım. Eyne ya'mel Yusufu, Yusuf nerede çalışıyor? Hüve o Yusuf ya'melu, çalışıyor. Hüve o Yusuf, gizli zamir yine var burada. Fi iyadetihi, kendi muayenehanesinde çalışıyor. Hel Zeynebu ta'melu fil iyadeti, Zeynep muayenede mi çalışıyor? Muayenehanede mi çalışıyor? La, hayır, hi o te'melu, çalışıyor. Fi müsteşfa kebirin, büyük bir hastanede çalışıyor. Her Zeynep bu tabibetu etfanin, Zeynep çocuk doktoru mudur? La, hayır, hiye o Zeynep, bakın hüve demiyor, hiye diyor. Tabibetu esnanin, diş doktorudur. Biraz da insan vücudunu tanıyalım demişler. Cismul insan, insan cismi, yani insan vücudu, insan bedeni. Neler varmış bakalım. Ra'sun, ra's baş demektir. Şa'run, saç, kıl demektir. Ketifun, omuz. Mirfek, dirsek, dirsek oluyor yani şu bölüm. İlelim mirfek, evet. Kef, avuç içi demektir. Kafa, şurası ense yani kafa. Arapçadaki kafa ile Türkçedeki kafa farklı. Biz kafa derken baş kafa aynı yeri kastederiz ama Arapçada kafadan maksat ensedir yani. Zahr sırt demektir. Zira, zira bir kol uzunluğu. Bir ölçü birimi olarak kullanılmıştır. Metre yokken ne yapacaksın? Zira. Mi'sam bilek demektir. Fakhidun dizin az üstü. Riclun bacak demektir.
Sagun bu da bacak manasında ama daha küçük bir kısım kastediliyor. Akibun ise topuk kısmı. Biraz yukarı saldırıp bakalım. Cebin, alın, kişinin alın bölgesi. Hacip, kaş demek. Aynun, göz. Üznün, kulak. Enfun, burun. Femun, ağız. Dokunun, çene. Vecun, yüz. Unuk, bu bölgesi. Boyun demektir. Buraya kadar tamamlandı sanırsam. Devamlı. Sadrun, göğüs bölümü. Betnun, karın. Esabiye parmaklar, yedün el demek. Rükbetün diz kapağı, kademun ayak bölümü. Ayakkabıya giyilen kısım. Unzur bi ayni, gözümle bakarım. Pardon. En zuru, ben bakarım. Bi ayni, gözümle beraber. En zuru, nazara yen zuru. En zuru, fiil muzaridir. Gizli zamir ene fail olur. Bi ayni buradaki ba harfi cerri ma manasındadır. Yani bi ayni ma ayni gözümle beraber bakarım. Ektubu ben yazarım ene ben yazarım bi yedi elimle yazarım. Erkulu ben koşarım bi akdami ayaklarımla koşarım. Esma'u dinlerim bi üzni kulağımla. A'zifu bi asabi'i parmaklarımla çalarım. A'zifu ben çalarım bi asabi'i parmaklarımla beraber. Eşummu bi enfi burnumla koklarım. Eşummu ben koklarım. Bi enfi burnumla. Enf burun demek. Defterinize bir şeyler yazın. Maide suresi 6 ve 45 kelimelerde geçen vücut organlarını tespit edin. Ya eyyühellezine aminu idâ kuntum minessalâti fâgsilû vucûheküm. Yüzleriniz demektir. Vecuhun yüz, vucuh yüzler. Yani yüz kelimesi cemi olarak, cemi mükesser olarak yer almaktadır. Eydiyekum elleriniz, yedun el demek. Eydiye de yine cemi mükesser, eller manasında. Merafiki, dirseklere kadar yıkayın. Dirsekler, mirfek, dirsek, merafik, dirsekler. Cemi mükesser olarak yine gelmiş. Vemsahu bi ru'usikum ra'sun baş ru'us başlar yine cemi olarak gelmiş. Raculun ayak ercul ayaklar manasında pardon riclun ayak ercul ayaklar yine cemi mükesser gelmiş. Ka'ben ka'bun ka'bani ka'beyni topuklar manasında tesniyedir. Devamında yani tahminin başka bir şey geçmiyor. Buradan direkt 45'e geçiyoruz. Ve ketebna aleyhi fiha ennen nefse bin nefse vel ayne göz bin ayn göz vel enfe burun yine burun geçiyor kulak geçiyor kulak geçiyor diş geçiyor yani göze göz dişe diş essin el curuha kısas devamında yine yok. Evet, hızlı bir bakışla oraya yaptık, bayağı kelimenin geçtiğini gördük arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım yine bir parçada ne anlatılacak. Okuma parçası kıraatun. Kıraetün okuma. Yevmün bir gün. Lisseyyideti Semira. Semira hanımın bir günü. Seyyide hanım demek. Semira özel isim. Ayşe, Fatma, Hayriye gibi. Esseyyidetu Semira. Semira hanım nedir? Dabibetun. Bir doktordur. Öyle doktor ki şabetun. Genç ve nacihetun. Ve de başarılı. Semira Hanım başarılı ve genç bir kadın doktordur. Tenhevu, şurada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şabbetun sıfattır, Nacihatun da sıfattır. Yani çift sıfat söz konusu. Bir kelimeye ait iki tane sıfat olabilir. Mevsuf tekken, ona ait sıfat 2, 3, 5, 100, 500, milyon, trilyon tane sıfat eklenebilir tek kelimeye. Tenhevu uyanır. Kim? Hiye. O Semira adlı doktor uyanır. Minennev uykudan mübekkiran erkenden uyanır. Nehava yenhevu tenhevu fiil. Hiye gizli zamir faildir.
Zedhebu gider, hiye, o semira gider. Yine gizli zamir olan hiye burada faildir. Nereye gider? İlel hammami, banyoya gider. Öyle banyo ki bu, el kibiri, büyük. El hammam mevsuftur, el kibiri onun sıfatıdır. Nitekim hammam ile kibir arasında 4 tane özelliğin tuttuğunu görmektesiniz. Hammam kelimesinde esreyi göremiyorsun ama kebirde görüyorsun. Yani ters mantık, kebirdeki esreyi bu sefer hammama ver. Çünkü sıfatsaki irab neyse mensuftaki o idi. Öylesi mensufu da mecrur yapman lazım. Zaten başında harfi cer var, yani belli ne oldu. Peki büyük hamama gidiyormuş. Neredeki büyük hamam? Fittabikil evveli. Birinci kattaki. Ettabik kat demek. El evvel birinci. Birinci kattaki büyük banyoya gidiyormuş. Ve gasele yağsilu tağsilu, yıkar, yıkıyor. Hiye, o kadın, doktor yıkıyor. Neyi yıkıyor? Yedeyha, ellerini. Tağsilu muzari fiildir. Faili gizli zamir hiyedir. Yedeyha ise onun mef'ulü olmaktadır. Yedün, bir el. Yedani, iki el. Eydiye, eller. Yedani, yedeyni, nasb hali, yedeyni, tesni olduğu için ve muzaf olduğundan dolayı sondaki nun yedeyni, bunun sonundaki nun silinir, yedey diye kalır. Tesniyenin irabını muzaf, muzaf ileyhte tekrardan görmüştük. Bir önceki ünitede tesniye ve cem-i müzekker salimler muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfi düşer demiştik. Burada nun düşmüş işte, yedeyha diye kalmıştır. Tebbet yeda ebi lehebin. Tebbet yeda ni ebi lehebindir aslı. Yeda kelimesi orada muzaf olduğundan sonrakinin düşmüştür. Oradaki yeda raf halinde olduğundan elifle yazılmış. Buradaki yeda ni ise nasf halinde olduğundan ya ile yazılmıştır. İki elini. Ha zamiri kullanmış mesela. Hu değil, çünkü bir kadından bahsediyoruz. Çünkü semira nedir? Müennes bir kelimedir. Ve daha neyi yıkıyormuş? Vecheha, ve de yüzünü yıkar. Eve ya, elini yüzünü yıkamak değil de te'hudu, alır, hiye, o kadın, hammamen, bir duş alır, yani yıkanır. Ya eliyle yüzünü yıkar ya da direkt duş alır. Sümme sonra, yani bu işlemlerin ardından tezhebu, hiye, o kadın gider, simira, ilel mebbehi, mutfağa gider. Ve teclisu, ve oturur, hiye, semira oturur, ila maidetil faturi, kahvaltı sofrasına oturur. Maide sofra demektir. Nitekim maide diye bir surede vardır, biliyorsunuz. İla maidetil faturi, ila harfi cer, maide onun mecruru ve aynı zamanda muzaftır. El faturi de onun muzafın ileyhi oluyor. Kulu yer, ekele, ye, kulu, te, kulu, mehmuz değil mi? Ekele, mehmuzun, fa, ekele, ye, kulu, te, kulu, yer, kim yer? Hiye, semiyere yer. Ne yer peki? Mef'ul geldiğinden mensup yazılmış. Kıt'eten, bir parça yer. Öyle parça ki, sagiraten, küçük bir parça yer. Sagira sıfattır. Neyden küçük bir parça yer? Mini beyaniye derler buna. Mine cubni, peynirden. Küçük bir parça yer. Ve beyzaten, ve daha ne yer? Ve yumurta yer. Öyle yumurta ki bu da meslukaten, haşlanmış yumurta. Mesluka sıfat oldu. Neyin sıfatı? Beyzaten kelimesinin. Yani beyzaten nedir? Mevsuftur. Mevsuf sıfatlanmış kelime demektir. Ve mil'akaten, ve bir kaşık yer. Öyle kaşık ki kebiraten, büyük bir kaşık, kebira sıfat oldu. Mevsuf ne? Mil'aka. Mil'ak kaşık demek. Peki neyden büyük bir kaşık yer? Minel kışbati, kıştadan. Kışta ne demekti? Kaymak demekti. Kaymaktan da büyük bir kaşık yer, büyük bir kaşık alır. Ve kalilen, azıcık da, minel aseli, baldan yer. Ve zeytuni, ve zeytinden de yer. Zeytun, zeytin, ve tini, ve zeytun, zeytin demektir, biliyorsunuz. Ve teşrabu hiye, ve o kadın içer, kuben, bir bardak, öyle bardak ki kebiran, büyük.
küben mevsuf kebiran, onun sıfatı. Kebir kelimesinin burada kebiran yani fethalı yani mensup geldiğini görüyorsunuz. Kebiran ve müzekker değil mi? Kebiraten değil şurada olduğu gibi. Burada kebiraten, burada kebiran. Çünkü burada mevsuf müennesti, burada mevsuf ise müzekkerdir. Mevsufa uyması gerekiyordu ya. Bunlar hep bu yüzden oluyor arkadaşlar. Minel halibi, sütten de büyük bir bardak içer. Yani büyük bardak bir süt içer. Sümme sonra tehrucu çıkar. Hiye o kadın. Minel beyti, evden çıkar. Ve terkebu ve biner. Hiye o kadın. El metro, metroya biner. Ve tezhebu hiye, o kadın gider. İlâ iyâdetil camiâti, üniversitenin muayene hanesine gider. Yani polikliniğe gider diyebiliriz. Kable zuhri, öğleden önce, burada nokta var, bu burada bitti. Şimdi, kable zuhri, öğleden önce, zuhur öğle demek, kabil önce, öğleden önce, tefhasu hiye, o kadın muayene eder. Et talibati, kızları. Talibat, kız öğrenci demek. Talip, öğrenci, talibat, şurada cemi müennes salim alametinden ötürü, kız öğrenciler diyoruz. Öyle kız öğrenciler ki el-meri-dati, el-meri-dati hasta kız öğrencidir. El-meri-dat et-talibatın sıfatı oldu. Et-talibat mevsuf, el-meri-dat ise onun sıfatıdır. Yine dört şeyin tuttuğunu görüyorsunuz. Hasta kız öğrencileri muayene eder. Üniversitede çalışıyor. Ve tektubuhiye, o kadın doktor yazar, lehunne, o kız hasta öğrencilere yönelik, hasta kız öğrencilere yönelik ne yazar? Eddevâe, ilaçlar yazar. İlaç yazar onlar için. Evve ya da ilaç yazmazsa tetlubuhiye, o kadın doktor yine ister. Minhunne, o hasta kız öğrencilerden ne ister? Eddihâbe, gitmelerini. Nereye gitmelerini ister? İlel muhteberil merkezi, merkezi muhtebere. El muhteber laboratuvar demek. Yani merkezi laboratuvara gitmelerini ister. Niye peki? Demeden önce nereye ait? Lil camiati, üniversiteye ait. Yani üniversitenin merkezi laboratuvarına gitmelerini ister. Haysu şeyli ki te'hudu, alır. Kim alır? Hiye, o kadın doktor. Minhun, onlardan. Daha doğrusu onlardan alır. Kim alır? Şimdi fail geliyormuş. El mümerrilatu, hemşireler alır. Te'hudu, alır. Minhun ne? O hasta kız öğrencilerden. Kim alır? El mümerrilatu, hemşireler. Öyle hemşireler ki el mahiratu, mahir yani becerikli hemşireler, o kız öğrencilerden alır. Peki ne alır? Aldığı şey nedir? Eddeme, kan alır. Tahlil için onlardan kan alıyormuş. El-merubat mensuf, el-mahirat ise ona sıfatıdır. Yine dört şeyin tuttuğunu gözlemleyebilirsiniz. Peki o kız öğrencilerden mahir hemşireler niye kan alır? Li-ba'zil fuhusi tıbbiyeti, bazı tıbbi muayene, tahlil için almaktadır. Fahs aslında muayene demek ama burada tahlil diyebilirsin. Tıbbi tahliller için, bazı tıbbi tahliller için onlardan kan almaktadır. Ve fi zuhri, öğle vaktinde ise, öğleliğin, öğlen, hiye, o kadın doktor, tekkulu yer. Ne yer? Da'amel gadai. Madem öğle vakti öyleyse ne yer? Öğle yemeği yer. Peki nerede yer? Fil-med'ami, met'amda yer. Yani lokantada. Öyle lokanta ki el-vasi' geniş. El-met'am mevsuf, el-vasi' onun sıfatı. Yine öyle lokanta ki el-müniri, aydınlık. Münir de ikinci sıfat. Met'am mevsuf, vasi' birinci sıfat, el-münir ikinci sıfattır. Mevsuf mecrur burada değil mi? Met'ami, neden? Başında harf-i cer var. Vasi'i, bu niye mecrur? Çünkü mevsuf mecrur. El-müniri, bu niye mecrur? Çünkü mevsuf mecrur. Lil-camiati, üniversiteye ait. Üniversitenin
aydınlık geniş lokantasında öğle yemeğini yer dedi. Ve ba'del gadai, öğle yemeğinden sonra ise teşrabu hiye, o doktor içer. Adeten genelde fincanen bir fincan içer. Neyden bir fincan? Minel kahveti Türkiye'di. Türk kahvesinden bir fincan genelde içermiş. Ve ba'del zuhri, öğleden sonra ise hiye, o kadın doktor, tedhebu gider, ilel mektebetil merkeziyeti, merkezi kütüphaneye giderli, camiati, üniversiteye ait olan. Yani üniversitenin merkezi kütüphanesine gider. Ve teclisu hiye, o kadın oturur. Teclisu hiye, o kadın oturur. Havali, yaklaşık olarak saatin bir saati, yaklaşık bir saat oturur. Kimle beraber oturur? Tek başına mı oturuyor? Ma'dabibatin, doktorlarla beraber. Beraber. Kadın doktorlarla beraber. Öyle kadın doktorlar ki şabatin, genç. Şabatin, tabibatin kelimesinin sıfatı oldu. Şabatin aynı zamanda görüyorsunuz nedir arkadaşlar? Tabibatin, şabatin, bunlar nedir? Nekre kelimedir. Kendilerinden sonrası fiil gelmiştir. Öyleyse burası, bu fiil cümlesi şimdi ne olur? Sıfat olur. Neyin sıfatı? Öyle genç ki. Hayır, öyle doktorlar ki. Yani mevsuf bu. Sıfat bu. Bir sıfat daha geliyor. Ya'menne, onlar çalışıyor. Yani çalışan nerede? Fil müsteşfi, hastanede. Öyle hastane ki ettehsisi, yani ihtisas hastanesinde çalışan. Lil camiati, üniversiteye ait olan. İhtisas hastanesinde çalışmakta olan genç bayan doktorlarla beraber yaklaşık bir saat oturur. Ve te'huduhiye, ve bizim Semira alır, te'hudu alır, edinir demekti. Minhun de onlardan, yani şu ihtisas hastanesinde çalışmakta olan genç kadın doktorlardan alır, onlardan edinir. Ne? El ma'lumatil ehirate, son malumatları, son bilgileri, tıptaki yenilikleri onlardan edinir. Te'huduhiye el ma'lumat. El ma'lumat meful olduğundan mensuptur. Nasb alameti nedir burada? Esre. Niye? Çünkü bu kelime cemi müennes salim. Yani an itibariyle el ma'lumat mensuptur. Nasb alameti fetha olmaz, biliyorsunuz. El ehire kelimesi ise müfred bir kelimedir. Müfredin nasb alameti esre değil, fethadır. Bu yüzden bu fethayı almıştır. El ma'lumat ise esre almıştır. Bunlar nedir? Sıfat mensuptur. Bir esreli bir fethalı olabilir. Önemli olan ikisi de mensup mu? İkisi de mecrur mu? İkisi de merfu mu? Biz buna bakıyoruz. Bu konuya çok dikkat edin ama. Mesela te'hudu minhun el ma'lumat nokta nokta nokta. A şıkkı el ehirate, B şıkkı el ehirati vesaire. Bu kelime esir almış. Ben de hemen esir alan kelimeyi getireyim diyemezsin. Yanlış yaparsın. Ma'lumat mensup çünkü. Sen de ne yapacaksın? Mensup bir kelime getireceksin. Bu şekilde olmalı. Minhun el ma'lumat el ahirete havle el incazat. Yani ne oldu? Havl etrafında demek. İncazat faaliyetler. Faaliyetler hakkında, faaliyetler bağlamındaki son bilgileri alır. Neredeki faaliyetler? Öncelik tıp hakkındaki son bilgiler demiştim ama fil müsteşfa et tahsisi, ihtisas hastanesindeki son faaliyetler hakkında malumatlar alıyormuş. Aldığı bilgi farklıymış yani. Ve takra'u, kar'a yakra'u, takra'u hiye, o kadın okur. Ve suhufe, sayfalar. El yevmiyete, günlük sayfalar. Günlük sayfa gazete demektir. Yani suhuf, gazete. Öyle gazete ki el yevmiyete, günlük, yani bildiğimiz gazeteler, güncel gazeteleri okur. Ve daha ne okurmuş? El mecellati, dergileri. Öyle dergiler ki et tıbbiyete, tıbbi dergileri. Şimdi burada yine dikkat edecek şeyler var. Tekra'u fiil, kara'e yekra'u, tekra'u hiye faildir. Es suhufe onun mef'ulüdür. Suhuf cemi mükesser olduğuna nasb alameti fetha. Sahifetun, suhufun, sayfalar demek bu. El-yevmiyyeti onun sıfatıdır. Mensuptur. Nasb-ı alameti fethadır. Ve daha el-mecellati. Bu da mensup.
Cim böyle sarım olduğu için nasıl alameti? Esre. Et-tıbbiye kelimesi ise el-mecellatın sıfatıdır. Et-tıbbiye müfet olduğundan nasıl alameti? Feta. Az önce anlattığım şey bir örnek daha. Mevsuf esreli, sıfat fetalı. Ama mevsuf cim-i müennes salimdir. Nasb alameti esredir. Et-tıbbiye kelimesi müfrettir. Nasb alameti fethadır. Sonuç olarak ikisi de mensuptur. Sınma sonra tercihiye, o kadın döner ila ameliha, kendi işine döner. Fil iadeti, poliklinikteki işine döner. Te'ti gelir. Eta ye'ti te'ti İleyha, o Semira gelir. Kim gelir? Et-talibatu el-meribatu, hasta kız öğrenciler gelirler. Et-talibatu mevsuf, el-meribat onun sıfatı. Neyle beraber gelirler? Bi-netaici fahsiddemi, kan tahlili neticeleriyle beraber. Kan tahlili sonuçlarıyla birlikte hasta kız öğrenciler ona, yani Semira'ya gelirler. Ve yetlubne, ve o hasta kız öğrenciler ister minha, Semira'dan. Ne isterler? Et tavsiyete, tavsiye, öneri, öğüt isterler. Eve ne isterler? Kitabete, rasfetin, tıbbiyetin, tıbbi bir reçete yazmasını isterler. Kitabet yazmak demek. Vasfe, reçete, tıbbi, tıbbi. Tıbbi bir reçete yazmalarını ister. Vehiye, Semira ise tektubu, yazar. Hiye, bir hiye daha var gizli. O Semira yazar. Lehunna, o hasta kız öğrenciler için ne yazar? Vasfeten tıbbiyeten, tıbbi bir reçete yazar. Vasfetin tıbbiyeten, sıfat mensuf. Yine vasfeten tıbbiyeten, yine sıfat mensuftur. Burada mensup ama, değil mi? Vasfeten tıbbiyeten, çünkü mefuldür burada. Evveya da ne yaparmış? Tu'adî, verir. Hiye, o Semira verir. Hunne, o hasta kız öğrencilere ne verir? En-nasihate, öğüt verir. Ve hunne, o kız öğrenciler de yeşkurne, teşekkür ederler. Ha Semira'ya. Ala ihtimami ha bihinle, onlara göstermiş olduğu önemden önemden ötürü, dikkatten ötürü ona teşekkür ederler. İlgiden ötürü teşekkür ederler. Öğleden önce, öğle vakti, öğleden sonra derken ve fil mesai, akşamleyin, akşam vaktinde ise tehrucu çıkar, hiye Semira çıkar. Minel iyadeti, poliklinikten çıkar. Ve terkebu hiye, ve yine Semira biner el metru, metroya biner. Min mahattatil camiati, üniversite istasyonundan. Mahatta istasyon demek. Üniversite istasyonundan biner. Üniversitenin yanında bir metro durağı varmış. Ve tenzilu, ve iner hiye Semira minhu, metrodan. Fi mahattati el medineti el kadimeti, eski kent istasyonunda ondan iner. El Medine şehir, kent. El Kadime eski. Eski kent istasyonunda iner. El Medineti mevsuf, El Kadimeti ise onun sıfatı, biliyorsunuz. Meşa yemşi temşi, temşi yürür. Kim? Hiye Semira yürür. İla beytiha, evine doğru. Bi hutuvatin, adımlarla beraber. Öyle adımlar ki tabiiyetin, doğal. Sabitetin, sabit. Ağır, sabit adımlarla evine doğru yürür. Te'kulu yer hiye Semira da'amel aşa, akşam yemeği yer. Fil beyti, evinde. Fi vecbetil aşa'i, vecbe öğün demek. Ve fi vecbetil aşa'i, akşam öğününde, akşam yemeğinde. Teşrabu, içer hiye Semira. Adeten genelde ne içermiş? Şurba'e, çorba içermiş. Genelde çorba içer. Ve asira, fakiyeti de meyve suyu, elma suyu içermiş. Asir,
Sıkma su demektir. Fakiye meyveler. Meyve demektir. Yani meyve suyu içer. Elma değil de meyve suyu içer. Ve kuruyor adeten genelde semeketen balık. Öyle balık ki meşviyeten. Meşvi balık yani kızartılmış demektir. Nerede? Fil furni fırında. Fırında kızartılmış balık yermiş. Semek mevsuf, meşvi onun sıfatı. Eve lahmen et yer. Öyle et ki meslukan. Yani buna ne oluyormuş? Haşlanmış demektir. Lahmen mevsuf, mesluk onun sıfatı. Haşlanmış et yer. Ve seladaten ve salata yer. Öyle salata ki lezîzeten, lezzetli. Salata mevsuf, leziz ise onun sıfatı olur. Misle, yani nasıl bir salata bu? Çeşitli salata da var. Seladati tamatım. Tamatım domates demek. Domates salatası ve el hıyari. Domates ve hıyar salatası. Biz de buna herhalde çoban salatası diyorlar. Veya domates ve hıyar yani salatalık salatası değil de ne tür bir salata yiyebilir? Seladatil huvaril meslukati. Mesluk az önce geçmişti zaten haşlanmış demek. Haşlanmış sebze salatası. Sebzeler haşlanmış yiyor o şekilde. Veya seladatin meşviyetin. Bu da ne olur? Kızartılmış olur. Yani közleme salatası. Saladatın bir salata yer ki meşviyetin közlenmiş salata. Közleme salatası gibi. Misle gibi demektir. Benzer, örnek demektir. Sümme sonra teşrabu içer hiye semire kuben bir bardak ve kubeyni iki bardak da olabilir bu. Mineşşayi çaydan yani bir iki bardak çay içer. Öyle çay ki el ehvari yeşil ve tuşahidu şahide yuşahidu tuşahidu ve izler hiye semira et tilfuzun tilfizyon televizyon izler saatten bir saat ve takra'u ve okur hiye semira ne okurmuş divan şiir divan şiiri kitabe rivayetin veya rivayet kitabı da okuyabilir yani roman şiir divanı veya bir roman okur. Sümme sonra tezhebu hiye o gider ila firâşiha yatağına doğru niye? Lin nevmi uyumak için artık bayağı iş yaptı. Konu da burada bitti arkadaşlar. Şimdi bakalım manası var. Devamında alıştırmalar var. Et tedribatu alıştırmalar. Yukarıdaki okuma parçasında geçen sıfat anlamalarını yazın demiş. Zaten okurken ben dikkat etmeye çalıştım. 2. Aşağıdaki sözcükleri kullanarak anlamlı belirtili sıfat anlamları oluşturunuz. Merfu durumda olsun demiş mümkünse. Bunları zaten cevaplardan yapalım arkadaşlar. Sizin için daha faydalı olabilir. Ne demiş? Güzel kızdan. Fetat cemir ne yapmış? El fetatu el cemiletu. El fetatu el cemiletu. Seyyara ile seriyane yapmış. Es-seyyaratu es-seriyatu. Yani belirtili derken ne yapıyor? Kendilerini marife yapıyor. Her birine elif lam ekleyerek yapıyor. Fetat'ta elif lam yok, Cemil'de yok, kitapta yok, müfitte yok. Hiçbirinde elif lam yok. Ama ne yapmış? Cevapta her birine elif lam eklemiş. Şimdi örnek bire dikkat kesilelim. Fetatun genç kız demektir. Cemilun güzel demektir. Ne yapmış bunu? El fetatul cemiletu güzel kız elif lamlı yapmış. Güzel kız manasında kullanmış. Şimdi elif lamları silersen fetatun cemiletun desen, fetatun cemiletun desen ne olur? Güzel bir kız olur. Ama ne yapmış? Elif lamlı yapmış. Aynı zamanda cemil kelimesi burada müzekkerken burada müennes olmuş. Solda yani cevapta müennes olmuş. Çünkü fetat müennestir. Cemilin de müennes olması gerekir. Güzel kız manasına gelmiştir elif lamlı olduğu için. İkiye bak. Seyyaratun araba, otomobil, seriyon hızlı. Ama biri müennes iken biri müzekker. İkisini de müennes yapmak ve kendilerine elif lam eklemek gerekir.
Bu bağlamda es-seyyaratu seri'atu hızlı araba. Elif lam arası ne olur? Seyyaratun seri'atun hızlı bir araba olur. Artık o belirtili değil ama belirtisiz olurdu. Belirtili derken marifeyi kastediyor. Belirtisiz derken mekreyi kastediyor. Bunların müennes müzekker uyumuna dikkat çekiyor. Özellikle ilk iki örnekte zıt vermiş. Bunları fark edebilecek misiniz diye. Üçte dalibani müştehidun. Üçte neye dikkat çekmiş? Üçte ikisi aynı anda tesniye veya müfret veya cimi, yani sayı bakımından da uyumlu olmaları gerekirdi. Dalibani tesniye iken müştehid müfret gelmiş. Bunları ne yapmış? Düzenlemiş. Et dalibani el müctehidani. Çalışkan iki öğrenci. Reflamları silersen dalibani müctehidani olur. Çalışkan iki öğrenci. Yani herhangi çalışkan iki öğrenci manasına gelirdi. 4. Kitabın müfidun. El kitabu el müfidu. Faydalı kitap. 5. Veledun nahifun. El veledun nahifu. Zayıf çocuk. Turuk cedid. Et turuku el cedidetu. Burada ne oldu şimdi? Duruk yollar demek. Tarikun duruk. Duruk cemi mükesser. Gayrı akıldır. Öyleyse müfret müennes hükmündedir. Sıfatı müfret ve müennes gelmelidir. Evet, buna çok dikkat etmeye çalışalım. Duruk cemi mükesser. 7. Dabibatun müslimun. Biri cemi iken biri müfret. Biri müennes iken öbürü müzekker. Baya bir uyumsuzluk söz konusu. Et-tabibatu el-müslimatu. Müslüman kadın doktorlar. Cemi müennes salim her ikisi de fark ettiniz. 8. Mü'minûne muhlisun. El-mü'minûne el-muhlisûne. Samimi müminler. 9. Eski iki apartman demiş. El-imaratani el-gadimetani. İkisi de müennes aynı zamanda değil mi? Eliflerin sağında T var. Müennes bunlar. Elifle yazılmışlar. Tesniyedirler. Raf halindedirler. 10. Mesacid kebir. El mesacidu el kebirat. El mesacid cemi mükesserdir. 40 çoğul. Camescidün müfret mesacid. Nedir? Cemidir. Mescidün müfret mesacid cemi mükesserdir. Gayr akıldır. Camilerde akıl yoktur. Dolayısıyla müfret müennes hükmünde olur. Bu yüzden el kebiratu. Müfret ve müennes gelmiştir. Cevaplama yine buradan devam edelim. Bakalım ne var? Sıfat tamlamaların altını çizin demiş. Ahmedu. Ahmet nedir? Dalibun. Bir öğrencidir. Cedidun. Yeni bir öğrencidir. Ahmet mübteda, tabi dalibun haberdir. Ahmet mübteda, dalibun haber. Dalibun aynı zamanda mevsuftur, cedid ise onun sıfatı. Peki Ahmet bir öğrencidir dedik. Nerede? Fissaf fil evveli. Birinci sınıfta. Esaf mevsuf, el evvel onun sıfatı olmaktadır. Hüve o Ahmet nerelidir? Min evane. Adanalıdır. Ahmet Adanalıdır. Adana'dandır. Avanatu. Adana nedir peki? Adana'dan innesi. Medinetun. Bir şehirdir. Yani buradaki Adana mübteda, Medine ise onun haberi ve aynı zamanda mensuf. Cemile ise onun sıfatıdır. Adana nedir? Güzel bir şehirdir. Nerede? Fi cenubi Türkiye. Türkiye'nin güneyinde. Cenub güney demek. Yeskunu oturur, oturuyor. Ahmedu. Ahmet fi beytin garibin minel medreseti. Okula yakın bir evde oturuyor. Beytin garibin. Beyt mensuf, garip onun sıfatı. Garibun min, ba'idun an. Unutmuyoruz bunu. Yahvuru. Geliyor. Gelir. Ahmedu. Ahmet ila medreseti. Okuluna. El cedideti, yeni okuluna. Alel ekdami, ayakları üzerinde. Yani yürüyerek gelir. Kademun ekdamun, cemi mükesserdir. Medrese mevsuf, cedide ise onun sıfatıdır.
Hüve o Ahmet mesela, hüve demiş değil mi? Huma demedi, hiye demedi. Bunlar neden artık biliyorsunuzdur. O Ahmet yel'abu, la'ibe yel'abu. Hangi bab? Yel'abu oynar. Hüve o Ahmet. Hüve mübteda, yel'abu hüve. Gizli hüve. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Vakten davilen, uzun bir süre oynar. Vakten burada hem mef'uldür hem mevsuftur. Davil ise onun sıfatı. Davil uzun demek. Uzun bir süre. Fil hadikati, bahçede kimle beraber? Ma'a estikaihi, arkadaşlarıyla beraber. Sadik, arkadaş. Estika, arkadaşlar. Cemi mükesserdir. Cevap bölümünü açarak okumak gayet iyi oldu diye düşünüyorum. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara parantez içinden anlamca uygun sıfatlar yazınız. Şimdi anlam bakımından uygun olması demek o kelimelerin manasını biliyor olmanızı gerektirir. Bu ise bir dil bilgisi konusu bilmekten daha farklı, daha başka bir şeydir. Biraz daha zor olabilir. Ama kelimelere baktığımızda kelimelerin her biri zaten basit bilinen kelimelerden seçilmiştir kolaylık olsun diye. Mesela es-seriyayı seçtik diyor. Es-seriyayı nerede var? Şurada var. Yani es-seyyaratu nokta nokta galiyetü şeklinde yazılmış. Es-seyyaratu otomobil. Buraya ne seçebilirdin? Es-seriyayı değil de yerine ne olabilir mesela? Buradan göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi es-seyyaratu'yu mevsuf yapıyorsun. Çünkü sıfat yaz dediğine göre noktalara sıfat gelecekse sağ taraftaki mevsuftur. Peki buraya getireceğim sıfat arkadaşlar mevsufa dört yönden uymalıydı. Dört yönden uyacak evvela kelime. Ha, ondan sonra manasının uymasına dikkat edeceğim. Mesela el-ba'ideteyni'yi koyabilir miyim? Koyamam. Neden? Ba'ideteyni bir kitap bir defa tesniyedir. Bak es-sireyi nunla bitti, sağında ya var. Tesniyedir. Bu ise müfret olmaz. El-karibetu olabilir mi? Olabilir. Neden? Müfret ve müennestir. Tıpkı es-seyyara gibi. Aynı zamanda merfudur, uyuyor. Es-seriyatu da aynen uyuyor, uyar. Semin kelimesi uymaz, müzekerdir. Es-seyyaratu ise müennesti. Es-sagiratu uyabilir. Çünkü dört yönden tutuyor. İnceleyin siz dört yönü. El-mefiyyu uymaz çünkü müennes değil. Müfideten uymaz çünkü mensuptur. Oysa bizim mevsufumuz merfu idi. Yel'abune cemidir. Bizimki müfret. El cedidete olabilir mi? Olabilir. Dört yönden tutar. El kasiri mecrurdur. Esra almış. Es seyyara ise merfu idi. Bir takım kelimelerin tutup bir takım kelimelerin tutmadığını, yani dört yönden inceleme yaptım. Tutan ve tutmayan şeyleri gördük. Bazı kelimeler olabilir, tutuyor dedik. İşte onlarda da mana bakımından eleme yapmak gerekir. Bu tür sorular çok çıkar. Noktalı sorular, yani doldurmaca, boşluk doldurmaca soruları çıkar. Bu bilgiler önemli. Peki es-seyyaratu otomobil, öyle otomobil ki es-seriyatu hızlı otomobil nedir? Galiyetun, pahalıdır. Es-seyyar hem mevsuf hem mübteda, galiyetun ise haberdir. Es-seyyar ile es-seriyan kelimelerinin dört yönden uyum içerisinde olduğunu fark ediyorsunuz. O dört yön nedir bir tarafa yazıp kesinlikle o dört özelliği bilmeniz gerekir. Ve o artık kim mesela? Ahmet'ten bahsediyor, Veli'den bahsediyor. O kimdir, nedir? Racülün bir adamdır. Öyle adam ki seminün besti, yani kilosu yerindedir. Ve veznuhu, onun ağırlığı ise kesirun, çoktur. Sorudan bakalım buna. Hüve o kişi racülün bir adamdır. Getireceğin kelime sıfattır. Sağ taraftaki yani racul ise mevsuftur. Bunu sorudan anladık. Sıfat mevsuf arasında uyum olması gerekiyordu. Öyleyse be'indeteyn olur mu? Olmaz. Neden? Tesniyedir. Bizim kelimemiz müfret. El karib olmaz çünkü müennestir. Racul müzekkerdir. Es-seri'a da müennestir. O da olmaz. Semin'in olur. Müfret ve müzekkerdir. Racul da öyleydi. Sagira olmaz çünkü müennes. El ve fiyyu olmaz çünkü eliflamlı. Racul ise eliflamsız. Müfideten olmaz çünkü müennestir. Yel'abun olmaz çünkü cemidir. El cedidete de müennestir. El kasir ise mecrurdur. Bu da olmaz. Hangileri olabilirmiş? Sadece semin kelimesinin uyumlu olduğunu gördük. Bunda ile de manayı bilmeye gerek yoktu.
uygun olan tek kelime, dört yönden inceleme yaptık. Dört yönden uyan tek kelime semindir. Bu yüzden bunu buraya yazmamız zaten zorunlu yani. Peki 3. El medresetu el garibetu minel beyti kadimetu. Yine aynı şekilde arkadaşlar. El medresetu en başta gelen kelime olduğuna göre mevsuftur. En başta olması gerekmiyor yani, noktalı yerin sağında olduğuna göre mevsuftur. Getireceğin kelime sıfat öyleyse dört yönden uyan kelimeyi bul. El medresetu elif lamlıdır, müennestir, merfudur. Tesni olduğu için olmaz. El garibe olur. Es-seri'a da olur. Semin olmaz. Sagira da olur. Vefi'yi olmaz. Müfi'de olmaz. Yer'abun olmaz. El-cedide tu. Neredeydik? Buradaydık. Olabilir. El-kasir olmaz. Bunlar arasından el-garib. Garip kelimesi seçildi. Nitekim noktalı yerden sonra min gelmiş. Min'in gelmiş olması da bizim için nedir? Bir işarettir yani. Çünkü garib kelimesinden sonra min, be'id kelimesinden sonra ise an harfi cerrinin geldiğini ifade etmiştik. El medresetu okul nedir? El garibetu yakındır. Ne diyeceğiz? Hayır. El medresetu garibetu yakın olan okul. Yakın okul. Minel beyt eve yakın olan okul. Kadimetun eskidir. El medresetu garibetu yakın okul. El garibe sıfat. Dört yönden tuttuğunu görüyorsunuz. El medrese hem mevsuf hem müptedadır. Kadime ise onun haberi olur. Sıra 4'e geldi. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi 4'e geldiğinde mevsufun tesni olduğunu görüyorum. Şıklara bakarsan tesniye tek bir tane var zaten. O da budur. Doğru mu? Be'ideteyn. Zehebtu, ben gittim illel medineteyn, iki şehre. Öyle iki şehir ki el be'ideteyn, uzak iki şehre gittim. Fis sayfi, yazın. Yaz mevsiminde uzaktaki iki şehre gitmiş. Uzak olan iki şehre gitmiş yani. Vehebe fiil, tufail, ilaha ficar, el medineteyn, onun mecruru aynı zamanda mevsuftur. El be'ideteyni de burada sıfat olarak yer alır. Uzak iki şehire gittim. Noktalı yere başka bir şey gelir miydi buradan? Gelemezdi. Çünkü mevsufumuz tesniye ve tesniye olan tek şık, tek seçenek bu. Pekala 5. Havartu ilel beyti minet tariqi nokta nokta. Senin mevsufun esreli bir defa. Yani mecrur demek istiyorum. Esre olması önemli değil. Mecrurdur. O zaman bize mecrur bir kelime lazım. Kaç tane mecrur kelime var burada? El-kasir olmak zorunda. Havartu, ben gittim iler beyti eve. Hangi yoldan gittim? Minat tarikil kasir. Kasir kısa demek. Kısa yoldan gittim. Tarik yol, kasir kısa. Kısa yoldan eve gittim. Bir kestirme yol bulmuş. 6. Fekattu hakibeti. Fekati kayboldu demek herhalde. Fekattu, ben kaybettim. Hakibeti, kendi çantamı. Hakibetun. Hakibete yani. Buna uygun bir kelime seçilmesi gerekir. Fekade fiil tufail. Hakibe mefuldür. Öylesi mensuptur. Öylesi mensup bir kelime olacak. Çanta. Öyle çanta ki. Nasıl bir çanta olabilir? Enci lidete. Yeni bir çantayı. Yeni çantamı kaybettim. Fi hadigatil külliyeti, fakültenin bahçesinde yeni çantamı kaybettim. Hakibe burada mevsuftur. El cedidete ise onun sıfatıdır. Hakibe te. Hakibe ti diye okunur ama hakibe kelimesi nedir? Mensuptur. Niye mensup? Çünkü mefuldür. Fakat fi tufail olma meful lazım. Mefuller mensuptur. Hakibe ti nedir? Mensuptur. Ama an itibariyle takdiri irab. Yani takdiri irabı henüz görmediniz ama mensuptur diyelim kabaca. Biz fazla ayrıntıyı anlatmayayım. O yüzden mensup bir kelime lazımdı. El cedideti de mensuptur. Sıfattır. Buraya uygun olarak yazılır. Sıra 7'ye geldi. Onda bitiyormuş. Gerisine şuradan bakalım hızlı bir şekilde. 7. Ettifletus sagiratu. Küçük çocuk teşrabu içiyor. Hiye o küçük çocuk. El halibe sütü. Et-tıfıl mensuf es-sagira sıfatı. Dört yönden ve manadan tuttuğu için sıfat olarak sagir seçilmiştir. Karay fiil tufail. Ben okudum. Ne okudum? Kütüben. Kitaplar okudum. Cemil mükesser gayri akıl olduğundan bu kelime müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden müfideten gelmiştir. Faydalı kitaplar okudum. Fil camiati, üniversitede. 9. Es-sadikul vefiyyü. Vefalı dost. Daimen. Daima ma'ke.
seninle beraberdir. Es-sadik mevsuf el-vefiyyu onun sıfatıdır. Es-sadik aynı zamanda mübtedadır. Ma'ke ise onun haberi olmakta. 10. Nazartu, nazara fi'l tufail, ben baktım ile etfalin, çocuklara baktım. Öyle çocuklar ki yel'abuna, oynuyor. Yani oynayan çocuklara baktım. Nerede oynayan çocuklar? Fil mescidi, mescitte. Etfal kelimesi nekredir. Ardından fiil gelmiş. O yüzden burası fiil cümlesi olarak sıfattır. Yel'abune fiildir. Vav orada faildir. Fiha ficer el mescid ise onun mecrurudur. Fil mescidi mef'uldür yani beraberce. Mef'ulün fi. Bir işin yapıldığı mekanı ifade eden kelimelere mef'ulün fi denmekte. Orayı bitirdik. Şimdi burada ne var? Parantez içinde verilen sözcükler arasından anlamca ve irab yönüyle uygun mevsuflarla doldurunuz. Yukarıdaki story'de bir fark yok esasen. Buradaki fark ne? Mevsuf sadece bizden isteniyor. Az önce sıfat istenmişti ama soru aynı yani. Aynı şeylere tutması lazım. 1. El fetatu el ganiyyetu. Evvela biz yine sorudan bakalım, daha iyi anlarız. Sıfatlar verilmiş, mevsuflar isteniyor. Nokta 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 sıfat. El ganiyyetu nasıl bir kelime? Müfrettir, müennestir, eliflamlıdır, merfudur. Bu özellikleri tutan bir kelime bul. Et talip müzekker olduğundan elenir. Elhisani esirli görüyorsun. Müddeten ise mensup. Elfetatu merfudur, müfrettir, müennestir, eliflamlıdır. Bu tutuyor. Elmesacid ise tutmuyor. Manayı bilmesen bile tutan tek kelime elfetattır. Dört yönden tutan tek kelimedir. Bu yüzden kesinlikle bunun seçilip buraya mevsuf olarak getirilmesi gerekir. Yani az önce sıfatın mevsufa uyacağı bilgisine dayalı sıfat seçmemiz istenmişti. Mevsuf neyse aynı özellikleri tutan sıfat arıyorduk. Şimdi sıfat neyse ona uygun mevsuf arıyorsun. Çünkü birbirinden ayrılmaz ikili bunlar. Harakalı fiil, tu, fail olduğundan sana mef'ul lazım. Mef'uller mensuptur zaten. Oradan çıkabilirsin. Veya bu sıfattır. Bundaki dört özellik neyse aynı dört özelliği taşıyan kelimeyi bulup buraya yazacağım da diyebilirsin. O şekilde devam ediyor yani. İki rakıldı müddeten davileten. Müddeten davileten. Dört özeli tutan bir mevsuftur müddet kelimesi. El fetatul ganiyyetu. Zengin kız. Min ailetin kebiratin. Büyük bir ailedendir. İki rakastu. Ben koştum müddeten davileten. Uzun bir müddet, uzun bir süre. Fil gâbeti ormanda. Müddeten mevsuf, davileten sıfatı. Üç. Necehe başardı, kazandı. Et-talibu ed-dekiyyu, zeki öğrenci. Zeki erkek öğrenci kazanmış. Başarılı oldu. Fi imtihani imtihanda. Et-talib mensuf ed-dekiyyu sıfat. Dört şeyin tuttuğunu fark ettiniz. Dört. Rakibe bindi, el-veledi çocuk. Ala hisani seri'i, hızlı ata bindi. Ala harfi cer hisan mecruru ve mevsuftur aynı zamanda. Es-seri'i ise onun sıfatıdır. Dört şeyin tuttuğunu görüyorsunuz. Beş. Nehebe gitti el mühendisi, mühendis ilel mesacidi, mescitlere gitti. Et tarihiyeti, tarihi mescitlere gitti. Fes sayfi yazın, yaz mevsiminde böyle yapmış. El mesacid, cemi mükesser gayri akı olduğundan müfret mühendis hükmünde olduğundan sıfatı da müfret mühendis gelmiştir. Oraya da geçtik. Altı. Türkçe'ye çevir, cümlenin türünü belirle, irabını yap. Evet, bu defa birkaç şey istermiş. Burada hemen yapılmışlar var. Bakıyoruz. 1. Kesara en-necaru el-haşebe el-kebira fil-mezra'ati. Marangoz büyük tahtayı çiftlikte kırdı. Kesara kırdı demektir. Mazi fiil kim? En-necaru. Marangoz. Faildir bu. Merfudur raf alameti zamme. Neyi kırdı? El-haşebe. Tahtayı. Ne oldu? Meful oldu. Öyle tahta ki el-kebira. Büyük. Ne oldu? Sıfat oldu. El-haşeb hem mef'uldür hem mevsuftur. El-kebir onun sıfatı. Nerede kırdı? Fi hafecer el-mezra'ati onun mecruru. Fil-mezra'a mef'ulü fih oldu. Burada zaten baya bir şeyler anlatılmış. Şeribet. Evet, yeni öğretmen bu çaydan içti. Şeribet içti. Şeribe, şeriba, şeribu, şeribet. Ketebet, fetahat kalıbı. Şeribet içti kim? El-muallimetu.
Muallimetu öğretmen ama bayan öğretmen, kadın öğretmen işti. Öyle kadın öğretmen ki LGD'di, yeni okula yeni gelmiş herhalde. Min hâde şâyi, şu çaydan, şu çaydan, bu çaydan. Hâde ismi işarettir. Bu, şu diye mana verebilir. Eşşay çay demektir. Yeni bayan öğretmen şu çaydan içti. Şeribet fiil el muallimetu fail ve mevsuftur. Merfudur raf alameti zammedir. El cedidetu onun sıfatıdır. Min harfi cerdir. Hâde ismi işarettir. Eşşay ise mecrur bir kelimemizdir. Müşarun ileyhtir diye anlatılmış zaten. Türkçe'ye çevir ve açıkla. Şa'ara aliyyun bi elemin şedidin fi batnihi. Bunu işledik, parçada vardı bu arkadaşlar. Şa'ara mazi fiilimiz. Aliyyun onun faili. Ba'fecer elem mecruru ve mesuftur. Şedid onun sıfatı fi ha'fecer. Beyadın onun mecruru. Beyadın aynı zamanda muzaf. Hid onun muzafın ileyhi olmakta. Zaten burada anlatılmıştır. El-talibel müştehidu necaha fi durusihi. Çalışkan öğrenci derslerinde başarılı oldu. El-talibu öğrenci. Öyle öğrenci ki el-müştehidu başarılı öğrenci. Necaha başardı zaten. Başarılı oldu. Fi durusihi derslerinde. Dersun bir ders. Durus dersler. Cimi mükesserdir. Bu gayrı akıldır aynı zamanda. Sıfat gelseydi müfret müennes olacaktı ama sıfat getirmemişler. Et-talibul müştehidu. Anlatmış burada gerçi her şey değil mi? Et-talibu nedir? Mübtedadır, merfudur, raf alameti sondaki zammedir. Aynı zamanda mevsuftur. El-müştehidu onun sıfatıdır. Bu da merfudur, raf alameti zammedir. Neceha ise mazi fiil, üçüncü tekil şahıs, öznesi gizli zamir hüvedir. Birlikte neceha hüve, birlikte fiil cümlesi olup et-talib kelimesinin haberidir. Yani haber fiil cümlesi olarak gelmiştir. Bunun hüvesi fail dedik. Fi durusihi. Orası da meful olmakta. Mefulü fih olur. 6. Yine Türkçe'ye çevir. Babu seyyarati el cedideti meftuhun. Babu seyyarati. Arabanın kapısı. Öyle araba ki el cedideti. Yeni arabanın kapısı. Nedir? Meftuhun açıktır. Bab burada arkadaşlar hem muzaftır hem müptedadır. Muzaf ilehi es seyyara. Es-seyyar aynı zamanda mevsuftur. El-cedid onun sıfatı. Peki bab müptedasının haberi hangisi? Meftuh. Bab da merfu, meftuh da merfu zaten. Açıklamalarda daha ayrıntılı var. Vücut organlarıyla doldurun demiş. Semi'tu. Musiki. Şurada bakalım. Kaçıncı soru bu? 7. Çok dillere gitmemişiz. Hemen buradaymışız zaten. Semi'tu, semi'a fiil tuşfail. Ben işittim, dinledim. El musiki, musiki dinledim. Bi, şu organla beraber diyecek yani. Ba harfi cerdir burada ama me manasına gelir burada arkadaşlar. Bakalım. Semi'tu musiki, musiki dinledim. Bi üzni, kulağımla beraber veya kulağım vasıtasıyla, aracılığıyla. 2. Nazartu, ben baktım. İlel menzari, manzaraya doğru baktım. Bi ayni, gözümle beraber. 3. Azeftu. Azeftu, çaldım. El ude, ut çaldım. Bi esabi'i, parmağımla beraber. Parmaklarımla ut adı verilen müzik araç gericini çaldım. 4. Eşummu er-raihate bi enfi. Eşummu kokladım er-raihate kokuyu bi enfi. Burnumla beraber. 5. Rakeltu. Rakeze koşmak demek. Rakeltu. Ben koştum. Fittariki. Yolda. Bi ekdami. Ayaklarımla beraber. Ayaklarım vasıtasıyla, yardımıyla yolda koştum. Arapçaya çevir demiş. Habara. Geldi. Kim geldi? Et-talibül müştehidu. Çalışkan öğrenci geldi. Lissafi, sınıfa ait olan. Yani sınıfın çalışkan öğrencisi geldi. Hazara fiil, talif, fail ve mevsuftur. El müştehit onun sıfatıdır. Lam harfi cer, es-safi onun mecruru. 2. Fahasa, önce manayı okuyalım. Doktor, hasta çocuğu muayene etti. Fahasa, mazi fiil, muayene etti. Kim? Et-tabibu, doktor. Faildir bu. Kimi muayene etti? El velede çocuğu. Velet burada meful oldu. Öyle çocuk ki el meriyda hasta. Bu da sıfattır. Doktor hasta çocuğu muayene etti.
Üçe geldik. Dedem bize uzak bir evde oturuyor. Yeskunu sekene, yeskunu oturuyor. Kim? Ceddi, benim dedem. Ceddi merfudur. Takdire merfu. Faildir burada. Bunları biz arkadaşlar farklı gramer kitaplarında işlemiştik. Örneğin Tuhfetü's Seniye veya İzhar adlı gramer çalışmalarımızı görürseniz, yani 30 saatin üzerinde bunlar, orada ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Yeskunu oturuyor ceddi, dedem fi beytin, bir evde. Öyle ki be'idin, uzak bir evde. Anna, bizden. Yani bize uzak. Buraya minna olur mu? Olmaz. Çünkü be'idden sonra an harfi cerri gelir. Bakın. Burada ne yazıyor? An artı na yazıyor. An artı na. O tam olarak şudur yani. Bir tane an yazarsın, bir tane de na yazarsın. İşin aslı budur. An harfi cer, na ise zamirdir. Bir iki tane nun var yani yan yana, görüyorsunuz. Birinci nun ne? Sakin. İkinci nun harekeli. Birinci nun sakin, cezmi var. İkinci nun harekeli. İki nun yan yana. Aynı harfler ard arda gelirse, birincisi sakin, ikincisi harekeli olursa ne olur? İdgam olur. Yani şeddelersin. İşte burada anna yazıyor. Odur yani. Evet, dedem bize uzak bir evde oturuyor. Beytin ba'idin. Beyt mensuf, ba'id sıfattır. Asıl konumuzu kaçırmayalım yani. 4. Ehade ebi küraten. Ehade, babam çarşıdan yeni bir top aldı. Ehade aldı. Ehade nasıl bir fiil? Mehmuzufa. Ehade aldı. Kim? Ebi, benim babam. Ebi burada merfudur, faildir. Rafa rahmeti takdiridir. Niye takdiridir? Ayrıntılar. Tuhfetü's Seniye veya izhar çalışmalarımıza bakarsanız görebilirsiniz. Orada bu kadar hızlı anlatmadığım için daha rahat anlarsınız anlattıklarımı. Burada süre dar yani. Süre kısıtlı. 2 saate geliyoruz. Hala konu devam ediyor. Ehade aldı ebi, babam. Ne aldı? Küraten, top aldı. Cedideten, yeni bir top aldı. Yine sulgi, çarşıdan. Küraten, cedideten. Küra mensuf, cedide sıfattır. Küra aynı zamanda mef'uldür. Min hafizel es sulgi, onun mecuru. Sıra 5'e geldi. Okulun 2 yeni kadın öğretmeni geldi. Hadarat geldi. El muallimetan, 2 tane kadın öğretmen geldi. Hadarat fiil müfret, görüyorsunuz, ve müennes. Fail ise tesniye ve müennes. Öyle iki öğretmen ki, kadın öğretmen ki, el cedide tani, yeni. Kadın mı yeni? Hayır, öğretmen olarak o okulda yeni yani. Lil medreseti, okula ait. Okulun 2 yeni kadın öğretmeni geldi. El muallimetan, hem faildir. Tesniye olduğundan laf alamet elif burada, hatırlayın bunu. Elif insanda t var, demek ki müennes. Bu kelime aynı zamanda mevsuf, sıfatı da el cedide tani. 4 şeyin tuttuğuna dikkat ediniz. Fakir adam zengin adamın yanında çalıştı. Amile, çalıştı. Kim? Er-raculu, adam. Öyle adam ki el-fakiru. Fakir adam çalıştı. Nerede? İnder-raculi el-ganiyyi. Zengin adamın yanında. İnde yanında demek. Zarftır o da. Amile fiil. Er-raculu fail. Merfudur, raf alameti zammedir. Mevsuftur. El-fakiru onun sıfatıdır. Er-raculi. Bu da mevsuf. El-ganiyyi. Bu da onun sıfatı. Sıra 7'de uzun adam basketbol oynuyor. La'ibe yel'abu, oynuyor. Kim oynuyor? El-raculu, adam. Öyle adam ki el-tavil, uzun adam. Ne oynuyor peki? Kürat es-sereti, basketbol. Kürat top demekti, es-sere basket topu, yani basketbol oynuyor. El-racul mensuf, el-tavilu onun sıfatıdır. Yel'abu fiil, el-racul fail ve mensuf ve merfu. El-tavil onun sıfatı. Kürate ise mef'ul ve muzaftır. Esseleti ise onun muzafını ileyhi. 8. Mutlu insan için hayat güzeldir. El hayatu, hayat nedir? Cemiletun, güzeldir. El hayatu mübtüde, cemiletun haber. Peki hayat kim için güzeldir? Lil insani sa'idi, mutlu insan için. Lam harfi cer, el insani onun mecuru. İnsan aynı zamanda mevsuf, es-sa'idi onun sıfatı. 4 şeyin tuttuğuna dikkat edebilirsiniz. 9. Okulun yeni müdürünün çantası hafiftir. Hakibetül müdiril cedidi. Yeni müdürün çantası. Lil medreseti, okulun
okula ait olan yeni müdürün çantası nedir? Hafifetun, hafiftir, yeniliktir. Hakibe burada arkadaşlar muzaftır. El müdiri, ona muzafın ileyhi. El müdir mevsuftur. El cedidi, onun sıfatıdır. Lem harfi cer, el medreseti, onun mecuru. Hakibe aynı zamanda mübteda, hafife ise onun haberidir. Hadel mescidul cemilu fi medinetina. Bu güzel cami bizim şehrimizdedir. Hadel mescidu, şu cami, öyle cami ki, el cemilu, şu güzel cami nerededir? Fi medinetina, bizim şehrimizdedir. El mescid mevsuf, el cemil ise onun sıfatı oluyor. Alıştırma 8'i de böylece tamamladık. Sırada ne var? Bir şey yok galiba. Onun sorular olması lazım. Sorulara geldik. Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat tamlamasıdır? El muallimetu, el cedidetu, es seyyaratu, seriatun, babul beyti, kitabu talibi, kalemu talibin. A şıkkı, babul beyti nedir? Muzaf, muzafın ileyh ilişkisi vardır. Bab muzaf, el beyti muzafın ileyh. Sıfat mevsuf olabilir mi? Olamaz. Bir defa irapları tutmuyor. Başka, bab nekre iken el beyti kelimesi elif lamlı, marife. Tutmuyor yani. B şıkkı, el muallimetu, el celidetu. İki kelime arasında dört tane şeyin aynı anda olduğuna dikkat ediniz. Burası sıfat mensuftur. C şıkkı, kitab-ı talibin. A şıkkı neyse C'de odur yani. Muzaf, muzafın ileyhtir. Elif lamsız çünkü kitap. Et talib ise elif lamlı. İraplar da tutmuyor. D şıkkı, es seyyaratu, seriatu. Es seyyaratu elif lamlı iken seriha elif lamsızdır. Es seyyaratu, araba neyedir? Seriatun, hızlıdır. Burası mübteda, haber olur. Es seyyara mübtedadır. E şıkkı, kalemu talibetin. Kalem kelimesi arkadaşlar muzaf, talibe kelimesi ise muzafun ileyh olur. Yani B şıkkı doğrudur. 6'ya bakalım. Aşağıdaki sıfatlardan hangisinin anlamı olumsuzdur? Kabih, çirkin demek. Başka bir şeye bakmak gerek var mı? Yok. B şıkkıdır. Ganiyün, zengin. Cemilün, güzel. Ceyyidün, iyi, hoş. Saidün, iyi. İki sıfat tanımlamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki ögesi bulunmaktadır. Olabilir. Nitelenen ismi mevsuf adı verilir. Olabilir. Ögeler arasında irab bakımından uyum olmalıdır. Olabilir. Ögelerinin biri belirli, biri belirsiz olarak gelebilir. İşte bu olamaz. D şıkkı yanlıştır. Belirli, belirsiz derken marife nekre kastediliyor. Söylemiştik. Belirsiz derken nekre. Belirli derken marife. 7. Hangisi bir sıfat değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat değildir? Kebir, büyük, cedid, yeni, davile, uzun, kasır, kısa, fakir, fakir. Bunların her biri sıfat olarak kullanılabilir. Dikkat ettiğimizde daviletin masa demek aslında. Davil diye düşündüm ben. Mesela davile yazmışlar, masa yani. Davil değil. Cedid, kebir, kasır, fakir. Burada davil olsaydı olurdu. Davile masa demektir. Masanın kendisi sıfat olmaz. Masanın örtüsü şu renktir, bu renktir diyerek masaya sıfat ekleyebilirsin yani. Demek ki D şıkkı değildir. Cevap D. 3. Cümlede hangi sözcük sıfattır demiş. Hangi iki kelime dört yönden tutar demek istiyorum. Fahasa, el-tabibu, el-nahifu, el-meriva. Demek ki talip ile nahif arasında sıfat mensuf ilişkisi vardır. Hangisi sıfattır? Soldaki. Nahif sıfattır. Nerede var? E şıkkı. Bitti. 8. Havarat el müderrise tani nokta nokta. Yukarıdaki cümlenin sıfatı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kadim kelimesini şuraya sıfat olarak yazmamı bekliyorlar arkadaşlar. Yukarıdaki cümlenin sıfatı. Evet. Bu kelimenin yani doğru yazılışı. Bu kelimeyi sıfat olarak şuraya yazsaydın nasıl yazardın? Mevsuf nasılsa öyle yazardın. Öyle değil mi? Mevsufun özelliği ne peki? Elif lamlıdır. Tesniyedir. Merfudur elif almış. Elifin sanda T var yani müennestir. Bu özellikleri tutan hangisi ise doğru şık odur. A şıkkı olamaz. B şıkkı olamaz. D de olamaz. E de olamaz. C olmak zorundadır. Çünkü elif lamlıdır. T
Tes nedir? Raf halindedir. Elif'in sağında T vardır. Yani müennestir. Demek ki C'dir. Haldarat geldi. El müderrise tane. İki tane müderris kadın geldiler. Gadimeten. El gadimeten. Eski olan. Bunlar yeni değil okulda. İlel külliyeti fakülteye. Burayı ne yaptık? Sıfatı bulduk zaten. Burası tamamdı. Sıra 4'e geldi. 4 ve 9. 4 kafada bulunan bir organ hangisi değil? Zuhrun sırt demektir. Sırt kafada değildir. Aynen göz, üzünü kulak, enfun burun, femun ağız. Demek ki hangisi? B şıkkı. 9. Hangisi sağlıkla ilgili bir kavram değildir? Şimdi rukbetün diz demektir. Diz. Oysa iade, poliklinik, sual, öksürük, suda ve zükam kaldı. Zükam nezle, sudaun ise baş ağrısı manasına geliyor. Demek ki rukbe, D şıkkı. 5. Semire Hanım'dan yine bahsediyor. Arapça karşılığı hangisinde doğru verilmiştir? Semire Hanım başarılı genç bir kadın doktordur. Es-Seyyidü Semira Tabibetün. Semira Hanım doktordur diyor burada. Hani başarılı, hani genç. Mesela başarılı ve genç kelimelerini bulmaya çalış. E'den başlayalım. Başarılı var, genç yok. D'ye bakalım. Genç var. Başarılı da var. D olabilir yani. İki kelimeyi de gördük. C'de hastane kelimesi geçiyor. Burada hastane yazmamış. B olabilir mi? Genç var, başarılı yok. Öyleyse D şıkkı. Es-Seyyidetü Semira, Semira Hanım nedir? Dabibetun, bir doktordur. Öyle doktor ki Şabetun genç ve aynı zamanda Nacihatun başarılı. Demek ki D doğrudur. 10. Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Zehebe fil tu fail, ben gittim ile tabibi doktora. Öyle doktor ki LGD'di, yine doktora gittim. Fil müsteşfe, hastanedeki. Niye gittim? Lil muayeneti, muayene için hastanedeki yeni doktora gittim. Aşık hastanenin yeni doktoru beni muayene etti diyor. Gitme yok bir defa. B'de de gitme fiili yok. C'de hiç yoktan gitme fiili var. Gene bir şey bu. D'de de gitme fiili yok. E'de de gitme fiili var. Sadece şöyle dehebenin gitme manasında olduğunu bilseydik arkadaşlar, C veya E derdik. Çünkü diğerlerinde gitme kelimesi yok. Demek ki C veya E'dir. Hastanedeki yeni doktora muayene için gittim diyor. Hastanenin yeni doktoruna gittim. Muayene kelimesinin karşılığı C'de var mı? Yok. Muayene yazmamış. Demek ki E şıkkı doğru oluyor. Konu da burada bitmiş oluyor. Cevaplar var ve bitti. Başarılar dileriz arkadaşlar.